Bu filmin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com. Üzerinde büyük harflerle zengin kız fakir oğlan yazılı bir düğün davetiyesi. Davetiyenin üstündeki kalbin içinde Nurhan'la Biricik'in mutlulukla gülümsedikleri bir fotoğraf. Kemal Hüseyin Avni Danyal, Serpil Ayda Aksel, Nurhan Ufuk Özkan, Biricik Ecem Özkaya Üstünda, Sarp Mahir İpek, Rüyam Gözde Okur, Şükrü Kemal Kuruçay, Meryem Şeyla Halis Çiçekdemir, Junior Kemal George Havuç Çoğlu, Badire, Zehrine Pikman, Mahmut, Ferdi Akarnur, Fatma, Gülnihal Demir, Burhan, Özgür Aydın, Hakan, Ali Barışık, Müzik, Aydın Sarman, Burcu Güven, Senaryo, Metin Açıkgöz, Yaşar Arak, Caner Güler, Birol Güven, Yapımcı, Birol Güven, Yönetmen, Hasan Tolga Pulat, 65. Bölüm, Gündüz Vakti, Yüksek Bir Yerden Kız Kulesi Manzarası, Müştemilatın önünde arkası eşyayla dolu ufak bir kamyonet, Şükrü kenarları püsküllü bordo renkte eski bir gece lambasıyla oyalanırken, Meryem koca koca kolileri kucaklamış, müştemilattan eşya taşıyor kamyonetin kasasına. Ah Şükrü, yani nihayet kendini kovdurmayı başardın değil mi sonunda? Hep Nurhan'dan ötürü, onun yüzünden kovulduk hayatım ya. Ya sus Şükrü, yemin ediyorum şimdi sen ben burada bağırırım, hurş niyetine çekyatın içine atarım vallahi. Hayatım benim hiçbir kabiliyetim yok, Nurhan yüzünden kovulduk diyorum, niye bana inanmıyorsun Meryem? Ya hala Nurhan deyip duruyorsun ya. Sus Allah aşkına ya, evimizden yurdumuzdan olduk senin yüzünden. Ben böyle bir yağlı kapıyı bırakmak ister miyim Meryem? Ama Kemal Bey hazır beton gibi kapkatı affetmiyor. Ya Şükrü ya. Ya bu karda kışta kıyamette biz evsiz yurtsuz kaldık. Nerelere gideceğiz ya? Yıkıl kaşına git eşyaları topla. Yıkıl. Ya şunu yerleştiriyorum hayatım. Önemli bir parça bu ya. Ben eşya taşırken bile hala çim balıksın sen ya. Aplikle merplikle uğraşıyorsun ya. Yemin ediyorum bağırırım seni. Yemin ediyorum bağırırım seni Şükrü. Bunu nereye koyayım anne? Ver yavrum. Ver ben koyarım. Yemin ediyorum. Junior bile senden daha ağır yük taşıyor ya. Yıkıl karşımdan. Yıkıl. Hayatım ne yapalım ya? Herkes senin gibi damperli kamyon değil ki. Ne kadar yüklersen yükle bana mısın demiyorum vallahi ya. Sahi baba sen niye hep ufak parçaları taşıyorsun? Ben fıtığım oğlum. Anam beni fıtık etti, fıtık. Annemi kaldıramadın mı baba? Normalde de kaldıramıyorum anneni. Mümkün değil kaldırmam. Ama laflarını hiç kaldıramıyorum. Bir erkeğe söylemeyecek laflar söylüyor bana Junior ya. Anladım baba. Ne anladım? Sen benimle burada laf yetiştireceksin. Git Kemal Bey'e kendin acındır. Vallahi sana da yumuşamazsa hayatta kimseye yumuşamaz. Resmen bizi kovdu ya. Senin yüzünden kovuldu baba. Git. Anası kıllıklı. Zamanında hurdacıdan iyi parayı aldıydım ya vallahi. Buna bir şey olursa mahvolurum. Antik antik. Gövde kısmı altın varaklı eski bir abajur. Hadi de bir eser verin. Yorulmuş gibi kamyonetin kasasına yaslandı. Kemal'im sen Şükrü'yü kovuşuna bıraktın ama Meryem'le Junior ne olacak? Onlar kalsınlar. Onların başımın üstünde yeri var. Ama Şükrü'yü gözüm görmek istemiyor. Canım Meryem kocası olmadan ne yaptın? Allah bence iyi yapar anneş kocum. Çünkü Meryem de Şükrü Efendi'den hep şikayetçiydi. Evladım sen de yangına körükle gidişine bırakma. Aa. Hiç ısrar etme Serpil. Şükrü hak etti, hak ettiğini de buldu. Israr ederseniz kalbinizi kırarım ha. Yok. Anneş kocum. Ya şimdi babam Şükrü Efendi'yi kovdu. Peki işleri kim yapacak? Yani babamın bunları düşünmesi lazım sonuçta. Eh yavrum yani. Koyun can derdinde, sen konfor derdinde. Şey, babamın sesini duydum. Konuştunuz galiba. Ne oldu? Babamı ikna edebildiniz mi? Yok yavrucuğum, Nuh diyor. Peygamberdir de diyor. Ama Şükrü'yü kovuşuna bırakmaktan vazgeçmiyor. Ya ne yapsak acaba? Ben mi konuşsam? Ay bir tuhafsın yani Nurhoş. Hay annem mi daha cazibeli, sen mi daha cazibelisin? Annem bütün cazibesini kullandı, babamı ikna edemedi. Sen mi edeceksin bu cazibenle? Ya ben... Konuşuyor ya, sen merak, öyle konuşuyorum. İyi tamam anne, o zaman ben babamı bulayım, konuşayım bari. Git konuş, git konuş bakalım. Göster cazibeni de görelim. Ne cazibesi, ne cazibesi?
Yani ikna cazibeyle alakalı diye. Cezaya girersin. Şükrü kamyonetteki eşyalarla oyalanırken Sarp arabasıyla bahçe kapısından içeri girdi. Şükrü elleri ceplerinde simsar gibi Sarp'ın arabadan inmesini bekliyor. Arabadan inen Sarp kamyoneti görünce şaşırdı. Yeni bir haber almanın merakıyla Şükrü'nün yanına geldi. Ne oluyor burada Şükrü? Söyleyemem Zark. Biliyorum burada haber ücrete tabi. Ana! Yoksa Nurhan'ı babam evden mi kovdu? Detay veremem. Canlıyı göreyim Zarp. Hadi ya. Demek çok büyük bir olay bu. Çok büyük bir olay Zarp'cığım. Big Bang'den daha büyük bir olay. Ben bir parçayım. Her an parçalanabilirim, patlayabilirim. Yapma ya. Tamam. Tamam. Cüzdanından 100 lira çıkarıp Şükrü'ye uzattı. Al bakalım Şükrü. Al. Bu ne ya? Para Şükrü. Büyük bir olay diyorum ya. Bu benim jübilem olacak. Bu para yeter mi Allah aşkına Zarp? Yapma ya. Demek bahşiş camiasından ayrılıyorsun ha Şükrü. Al. Allah Zarp'cığım yani bir futbolcunun jübilesinde kazandığı para kadar para almalıyım biliyor musun? Hadi cepler fora. Daha ağzını açar paramı hadi lan. Ne diyorsun sen Şükrü? Ne diyorsam diyorum lan. Şükrü ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bak çok fena yaparım seni ha. Ya ne yapacaksan yap. Allah Allah. Veriyor mu vermiyor mu lan? Tamam Şükrü tamam. Al Şükrü. Al. Al. Al bunları da. Şu haberi öğreneyim. Ben sana bunun hesabını sorarım. Başka para yok bitti. Ben kovuldum zaten. Kovuldun mu? Kemal Bey beni kovdu. Ne diyorsun sen Şükrü? Aynen öyle diyorum. Kavuldum diyorum. Allah Allah. Baba. Şükrü. Of. Başka da bir şey kalmadı. Yükle şunu da gidek hadi. Zarp. Benim moral bozuk biliyor musun? Şunu şuraya yüklesene. Tabii 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 Şükrü tabii. Ne demek? Ne demek? Böyle iyi mi? İyi. Oldu artık. Hakkınızı helal edin Zarp Bey. Yahu helal olsun, helal olsun. Görüşürüz Sarp abi. Görüşürüz Junior. Görüşürüz inşallah. Vay be. Ya sen nasıl kovuldun Şükrü? Gerçi babam kovmasa az önceki hakaretlerin yüzünden ben kovardım seni. Ya paran kalsa daha fazla detay verebilirdim ama paran kalmadı. Neyse hakkını helal et Zarp'cığım. Ben gidiyorum galiba artık. Helal olsun Şükrü. Helal olsun. Şükrü. Ne olur gitme Şükrü. Ya gitme ben senin gibi karaktersizini bir daha nerede bulacağım? Ben de sizin gibi yolunacak bir kızı nerede bulacağım Zarp? Şükrü. Zarp Bey. Şükrü. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım Zarp Bey. Şükrü ben sensiz ne yaparım? Aklınızı helal edin Zarp Bey. Şükrü. Kamyonetin kasasından acıklı acıklı Sarp'a el sallıyor. Şükrü. Gitme Şükrü. Şükrü, benim yüzümden açaydım kollarımı da gitmedi. Dizlerinin üzerine çöktü, ağıt yakıyor. Ne diyorum ben ya? Ne yapıyorum ben ya? Kendine çeki düzen verip ayağa kalktı. Gözü hala Şükrü'nün yolunda. Şükrü! Villada gözü kulağı olan işbirlikçisini kaybetmek Sarp'ı adeta kahrediyor. Kendinden geçtiği sırada boğazından çıkarıp fırlattığı siyah beyaz kareli kaş kolunu eğilip aldı yerden. Şükrü olmadan ne yapacağını bilemiyor gibi. Üzüntüsünden abuk sabuk hareketler yapıp villaya doğru yürümeye başladı. Sanki ayakları geri geri gidiyormuş gibi merdivenlerde durup son kez Şükrü'nün yoluna baktı. Acı gerçeği kabullenmek zorunda kaldığını anlayıp ışığı önde villaya doğru yürüdü sonra. İstanbul Boğazı, görüntüde iki gün önce yazdı. Kemal'in villasının bahçeden görünümü. Meryem üzerinde siyah bir hırka, başında mavi yazması, mutfak masasına oturmuş mercimek ayıklıyor. Nasılsın Meryem? Ay, sağ olun Kemal Bey.
Kemal buzdolabına bakınıyor. La benim burada laz böreğim vardı. Ne oldu ona? Oradadır Kemal Bey. Yani yok. Ama orada olması lazım Kemal Bey. Ya 50 defa dedim ki bakın bu kalan son parçadır. Kimse yemesin onu ben yiyeceğim. Ben sizin çarşı tatlılarınızı elimeyim ya. Niye siz benim laz böreğimi elliyorsunuz anlamadım ki. Kim yedi onu? Vallahi ben bilmiyorum kimin yediğini Kemal Bey. Ben şimdi bulurum onu kimin yediğini. Kemal öfkesinden deliye dönmüş bir halde çıktı mutfaktan. Ah ya kesin Şükrü yedi ya. Ah, tutamadım bu gırtlağını be Şükrü be. Aa, şimdi ayırla bakalım Kemal Bey'in sinirini. Aha Şükrü. Uyudu mu Biricik? Sonunda uyudu anneciğim ya. Ya Mahmut Kemal kerata ya sabaha kadar gazı vardı. Uyutmadı kızcağızı ya. Şşş baba. Kimse kıpırdamasın. O benim dolaptaki laz böreğimi kim yedi? He? Söyleyeyim abi. Nura sen mi yedin? Babacığım yok ben yemedim. Kız Rüya bak sen tatlı seversin. Sen mi yedin benim laz böreğini? Aa yok babişkocuğum yemedim. Yesem söylerim yani. Ay Kemal'im ne kadar büyüttün yani. Çağırırız Şükrü'ye söyleriz gider alır. Oo Şükrü'ye söyleyip de gelene kadar. Lan yoksa Şükrü mü yedi laz böreğini? La Şükrü, Kemal Bey'in laz böreğini sen mi yedin la? Vallahi yemedim Meryem. Yani yesem yedim derim vallahi. Şükrü! Aha. Kemal Bey seni çağırıyor, seni konuşturmayı bilir bir güzel. Vallahi isterse Çin işkencesi etsin. Bu sefer masumum Meryem. Şükrü! Haydi bakalım Şükrü, Kemal Bey seni çağırıyor. Git bakalım hesabını ver Kemal Bey'e. Vallahi bir insanın adı çıkacağına canı çıksın derler. Yemedim diyeyim, siz hala bana yedin diyorsunuz. Neyse. Yürü bakalım, yürü. Şükrü! Ne istediniz efendim? Ya Şükrü, benim laz böreğimi sen mi yedin? Ben bir dilim laz böreğini yiyecek kadar keriz değilim efendim. Hele bu evde son bir dilim kalmış laz böreğini yemek... ya mayını tarlada dolaşmaktan daha tehlikeli. Onu biliyorum efendim. Peki, suçsuzluğunu kanıtlayacak delilin var mı? Ben sabahtan beri çarşıdaydım. Gelir gelmez de Meryem beni sorguya çekti zaten. Uşak doğru söyledi. O çarşıdayken ben dolaba baktığım zaman laz böreği dolaptaydı o zaman. Evet. Gördüğünüz gibi bir bebek kadar masumum efendim. Duydun değil mi Meryem? Ama efendim yani mutfakta onu yiyecek çalışanlar var efendim. Aa bir dakika ya bir dakika. Sen mutfakta çalışanlar derken mutfakta benim dışında çalışan başka hiç kimse yok Şükrü. Ne diyorsun sen? Hacimden de anlaşılacağı gibi Meryem de az iştahlı biri değildir yani. Şşş Şükrü sen neyi ima etmeye çalışıyorsun söylesene. Ben bir şey ima etmek istemiyorum. Ya Kemal Bey vallahi billahi ben yemedim ya. Ya siz o böreği bana teslim etmediniz mi? Kimse yemesin demediniz mi? Ben nasıl yerim be hayatta böyle bir şey yapmam Kemal Bey. Doğru söyle. Laz böreğini o emanet ettiydim. Şimdi onun böyle adetleri yoktur tabii. Duydun mu Şükrü Efendi? Duydun mu? Nura, bak kızmayacağım. Doğrusunu söyle. Sen mi yedin benim laz böreğimi? Ay babacığım yemin ediyorum ben yemedim ya. Hem yemiş olsam söylerdim biliyorsunuz. Rüyam, sen tatlıyı seversin. Sen yedin değil mi benim laz böreğimi? Aa ama babişkocuğum kaç kere söyleyeceğim ben yemedim. Hem parasıyla değil mi yani? Yesem gider alır getirir verirdim sana. O da doğru. Yani şimdi bu kız zaten ne dediğini bilmeden konuştuğu için... öyle olsaydı laf adanak söylerdi zaten. Yani? Hayatım belki biricik yedi. Yani şimdi bak böyle yapıyorsun. Kızı da huzursuz ediyorsun. Süt rekoltesini etkileyeceksin. Ya biricik yese ona feda olsun. Babacığım bir dakika ne diyorsunuz ya? Biricik hayatta yememiştir. Ne de biliyorsun? Ya bu doğumdan dolayı aldığı fazla kiloları vermek için çok ciddi diyet yapıyor biliyorsunuz. O yüzden hayatta yemez yani. Ya kim yedi benim o zaman laz böreğimi? Aman canım kim yediyse yedi. Gözler Serpil'in üzerinde. Kız Serpil, sen yedin değil mi? Ben mi? Böyle devamlı laz böreği muhabbeti açılınca konuyu kapatmalar...
kızmayacağımı bildiğin için Biricik'in üzerine atmalar suçu, he? Ha, itiraf ediyorum, ben yedim. Gördün mü? Ya niye o zaman söylemiyorsun? Burada masum insanları suçlarım ben. Hayatım ya, son bir dilim kalmıştı. Sahipçime dedim ki gelirken alıver. O da gecikince ortaya çıktı. Bu arada Sarpişko'm nerede gerçekten? Demek beni çok özledin ha? Evet, seni hiç unutamadım. Buluşmasını aklımı kaçırabilirdim. O kadar diyorsun yani. Aynen öyle. Hatta senin için hazırlık bile yaptım. Bir şeyler mi hazırladın aşkım? Ne hazırladın? Sürpriz. Sürpriz mi? Tatlım, istersen bu sürprizi yarına bıraksak. Çünkü benim buraya gelmem biraz ani oldu da... gitmem gereken bir toplantı var. Hayır, seni hiçbir yere bırakmam. Anladım da aşkım, ya bağlasan duramam. Sarp yani. 20'li yaşlarda ben esmer bir kadınla zaten. Yemekti. Nasıl ya? Esmer kadın çantasından kelepçe çıkardı. Ay çıldırsın sen. Seninle bunu kullanacağız. Yani yarın olması için sabırsızlanıyorum, biliyor musun? Bunu kendime bağlayacağım. Ha. Bunu da sana bağlayacağım. Ya hayatım. İnanamıyorum sana. Böylece artık beni bırakıp gidemeyeceksin. Seni yerim ben ya. Çılgın şey. Aşkım. Hadi şimdi bunu çöz de benim gitmem gerek, biliyorsun. Yarın bunu güzel güzel kullanırız. Hayır, çıkarmayacağım. Ya böyle daha uygun bir yerde takarız. Hayatım böyle insanların içinde olmuyor. Hayır, çıkarmayacağım dedim. Lütfen şakayı bırak aşkım. Böyle kelepçelerle olur mu ya burada? Olur. Böylece bir daha beni bırakıp gidemeyeceksin. Ya aşkım ne olursun. Şunu çıkar, toplantıya gitmem lazım diyorum sana. Hayır, seni bırakmıyorum. Bugün benimlesin. O telefon. Aç bak. Arayan Rüyam. Bakamam. Şantiyede olsaydım bakardım ama burada bakamam. Seninle burada olduğumu öğrenirse mahveder beni. Kim? Kim kim? Ha kim? Babam ya. Babam kim? Babam kim? Babam beni şantiyede zannediyor da. Hayatım şu kelepçeyi çöz de ondan sonra şu telefonla konuşayım, tekrar takarsın ya. İyi de anahtarlar evde. Anahtarlar evde mi? Anahtarlar evde mi demek ya? Mesela kelepçeyi getiriyorsun da anahtarları niye getirmiyorsun? Delirdin mi sen? Evet. Senin için deli oluyorum Sarp. Çalıyor hala. Bittim ben. Bittim. Bittim, bittim. Meryem çay servisi yapıyor. Rüyam'ın kulağında telefon. Sarp'a ulaşamadığı için sıkıntılı. Allah Allah, Sarpişkom niye açmıyor telefonunu ya? Ya Allah Allah Rüyam, sonuçta adam şantiyede çalışıyor, duymuyordur ya. Tabii canım, adam koskoca inşaat imparatorluğun başında birileri gibi maaşlan çalışmıyor ki. Evladım, sürekli çaldırışına bırakma şunu Allah aşkına, çalışıyor çocuk besbelli. Dura, bana bak, nasıl bildim, aynı dedektif gibi böyle cinayet çözer gibi... Laz Boreyan'ı kimi yadığını buldum bak. Başıyla Serpil'i işaret ediyor. Vallahi baba bravo, iyi buldunuz ama. Ya benden çok iyi dedektif olur ha. Hı. Seni duyan da cinayet çözdün sanır. Hı. Ya Nurhoş, yok mu şöyle yeni bir bilmece, işte ne bileyim içinde macera olan, cinayet olan falan ha? Bakalım babam bu sefer bilebilecek mi? Bir dakika. Aslında bir tane var, hem de çok güzel. Yani... İsterseniz şayet. Ya şimdi hiç böyle şeylere gerek yok. Boş verin ya. Ne o Kemal'im? Bilmeceyi çözen abi diye mi korkuyordu? Ya ne korkacım? Bilmeceden korksaydım Nurhan'ı damat diye almazdım. Hadi Nurhoş'a. Sor ne oldu? Çok merak ediyorum. Peki tamam. Hazırsanız soruyorum. Bilene ne vereceksiniz diye sormuyorum. Çünkü bir şey vermeyeceğinizi biliyorum. Allah Allah. Şükrü Efendi laf mı bu ya? Ne vereceğim Allah Allah? Hep birlikte keyifli vakit geçireceğiz işte. Bu işçi kafa patlatıyor ya? Yani Zarp Bey için bu kadar kafa patlatsam... Aa bir saniye. Sarpışko mu arayayım ben? Belki o da yoldadır. O zaman anlatırsın, tamam mı? Hayat,
Fatım niye anlamıyorsun ya? Benim bu telefona bakmam lazım diyorum sana. Bak Sarp'cığım, diğer elim boşta. Diğer elim boşta, diğer elim boşta. Onunla şimdi bir şey yapacağım ama yapamıyorum yani. Çabuk çöz şunu. Anahtarlar evde diyorum sana Sarp. Ya sen niye anlamıyorsun ya? Ya benim toplantıda olmam lazım. Ben buraya plan yapmak için geldim. Planı yapıp kaçacaktım ya. Şu anda toplantıdan beni bekliyorlar. Hayır, bugün benimle eve geleceksin. Eve gelene kadar da hiçbir yere gidemezsin. Çünkü ben de seninle gelirim. Hala çalıyor ya, hala çalıyor. Baksana şuna. İstersen ben bakayım. Hayır, olmaz. Babam beni toplantıda biliyor. Babamın yanından konuşamam. Niye? Sessiz olurum. Tabii tabii, olursun. Ama rüyamla konuştuğumu anlarsan sessiz olacağımı sanmıyorum. Nereden çattım bu manyağı ya? Bak, kapattı. Kapattı ama birazdan yine arayacak. Bittim ben ya. Ya ben bu durumu ona nasıl açıklayacağım? Kime neyi açıklıyorsun Sarp? Yoksa benden bir şey mi saklıyorsun sen? Ya senden ne saklayacağım aşkım? Babama diyorum, bu durumu nasıl açıklayacağım? Babam beni toplantıda zannediyordu ya. Benim şimdi burada seninle olduğumu öğrenirse mahveder beni. O anlamda söylüyorum. Boş ver şimdi toplantıyı. Hadi bize gidelim. Ya gelemem diyorum sana. Anlamıyor musun ya? Çıkar şunu. Açmam için bize gitmemiz lazım. Anahtar yok diyorum sana. Ya anahtarı niye evde bırakıyorsun sen ya? Ya acil bir şey olsaydı? Nasıl yani? Ne bileyim ben... Ya ameliyata girsem, sen de mi benimle gireceksin ameliyata? Evet, senin için değil ameliyata, cehenneme bile girerim Sarp. O cehenneme galiba ben gireceğim ya. Hayır, millet de manyak zannedecek şimdi. Beyaz kumaş peçeteyle kelepçeli ellerinin üzerini örttü. Esmer kadın Sarp'ı bırakmamakta kararlı. Sarp Yusuf Yusuf. Çaylarınızı tazeleyeyim mi, ister misiniz? Yok canım, iyiyiz Meryem'cim, iyiyiz. Meryem, gel Nurhan Bey yine katil kim sorusu soruyor. Sen de takılsana bize kız. Ne oldu Şükrü? Yine hikayede ölecek biri lazım geldi. O yüzden mi bana takılsana diyorsun? Nankörlük etme. Geçen sefer bilmecede evin hanımı oynadın. Ben de senin kocan gibi oynadım. Aman canım, biliyoruz. Yalnız zenginliğim çok kısa sürdü vallahi. Hikayenin başında rahmetli oluverdim. Ama hayatım, bakarsın bilmeceye bilirsek... ...ne bileyim işte bahşiş mahşiş kapatabiliriz yani. Ay Şükrü ya, şu bahşişlere çalıştırdığın kadar kafanı başka şeylere çalıştırsan... ...şimdiye var ya Nobel ödülleri koleksiyonun olurdu ha. Doğru, o doğru. Gelecek. Hop gitti. Sarpışkom'a mesaj attı, mutlaka döner bana. Hadi bakalım Dura, sor bakalım o katil kim bilmecesini. Efendim... ...bu seferki hikayemiz... ...bir dağ otelinde geçiyor. Nurhan anlattıkları eşliğinde görüntüler canlanıyor. Üzeri beyaz çarşafla kapatılmış bir insan cesedi. Nurhan Sherlock Holmes tiplemesiyle cesedin başında. Üzerinde beş rengi pötü kareli pelerini, aynı renkte şapkası, deri eldivenleri, elinde büyüteciyle incelemedi. Çok ilginç. Ah dedektif Şakir Holmes Bey, iyi ki geldiniz. Eğer bu ölüm bir cinayet ise muhakkak hemen çözülmesi gerekli. Çünkü benim otelimin sonu olabilir. Miss Meryem, bugüne kadar çözemediğim cinayet vakası olmadı. Oh, peki kim yapmış olabilir? Bu otelde kaç kişi konaklıyor? Ha, şimdi ölen kişi dahil 5 kişiler fakat hepsi kayak yapmaya gittikleri için daha 4'ü henüz dönmedi. Çok güzel. Macera, macera. Aa, bu ne? Serpil üzeri çarşafla örtülü cesedi soruyor. Sürpriz mi? Bu 4 kişi de bunlar olmalı. Ay evet, nereden anladınız? Kayak yapmaktan dönen başka müşteriniz olmadığı için. Ayrıca kılık ve kıyafetlerinden de kayak yapmaktan dönen kişiler oldukları çok net anlaşılıyor. Miss Meryem, nedir bu? Kim bu adam? Ben size hemen tanıştırayım. Karşınızda dedektif Şakir Holmes Bey. Dedektif Şakir Holmes kayaktan dönen dörtlünün yanına gelerek hepsiyle tek tek tokalaşıyor. Memnun oldum. Sıra Serpil'di. Dedektif Şakir nazikçe eğilip Serpil'in elini öptü. Elinde parmakları açıkta bırakan yarım eldivenlerden var. Rüyam'ın ellerinde kalın kar eldivenleri takılı. Şakir Holmes onun da elini öptü nazikçe. Tokalaşma sırası Şükrü'de. Merhaba. Şükrü'nün elleri çıplak.
Şakir Holmes tek tek süzüyor hepsini. Rüyan bonus kafa, başında siyah kıvırcık bir peruk. Serpil işveli bir sarışın olmuş, çapkın çapkın dedektif Şakir'e göz süzüyor. Kemal kalın mercekli, yuvarlak çerçeveli gözlükleri keçi sakalıyla salaş bir görüntüde. Şu bütün olayları çözen meşhur Şakir Holmes Bey mi? Evet, Miss Serpil. Kayak yapmaktan çok hoşlanıyorsunuz, öyle mi? Nereden anladınız? Çok kolay, küçük bir araştırma. Kayıtlara baktım. Sürekli bu otele geliyorsunuz. Ebu otelinde bir kayak oteli olduğunu düşünürsek bu sonuca varmam çok da zor olmadı. Mükemmel. Mr. Kemal, sizsiniz değil mi? Nereden anladınız? Üzerimde herhangi bir şey var mı? Ya ya, sizi tanımamak mümkün mü Mr. Kemal? Gazetelerde onlarca kez resminizi gördüm. Anlıyorum. Bay Şakir Holmes Bey, burada ne işiniz var? Ben üzülerek bir açıklama yapmak zorundayım. Maalesef otelimizde bir cinayet işlendi. İnanmıyorum. Buyurun. Meryem çarşafı kaldırdığında altından Sarp'ın cesedi çıktı. Sevgilim. Ölü gibi. Sarp uzun peruğu üzerinde kar kıyafetleriyle gözleri kapalı yerde yatıyor. Sarp Bey mi öldürülmüş? Ya yok işte ya, hikaye icabı Şükrü. Yani malum kişi ölmek istemiyormuş. Ay Allah korusun, Sarp Bey'e bir şey olursa ben ne yaparım? Ne yaparız hepimiz onu diye. Ne diyor? Ay evet ya, gerçekten. Niye Sarpişkom cinayete kurban gidiyor? Evladım, hikayenin gereği bu. Ya bir susun da uşak anlatsın da ikide bir dalmayın araya ya. Ya vallahi merak ettim. Anlat bakalım, devam et. Devam ediyorum. Hayır, olamaz. Sevgilim sana kim kıydı? Kim yaptı bunu? Patlamadım. Maalesef tekrar üzülerek söylemeliyim ki otelimizde bir cinayet işlendi. Ne diyorsunuz siz? Erciyes'te daha önce böyle bir şey hiç olmamıştı. Mr. Şükrü, neden Erciyes'teyiz acaba? Neden İsviçre'de Alpler'de değiliz? Hı? Ne diyorsunuz siz Rüyam Hanım? Artık Erciyes'te öyle yollar, öyle tesisler yapıldı ki sormayın gitsin. Yani İsviçre Alpleri yanında halt etmiş. Kaynım gil dedi. Onlar söylemişler. Mr. Şükrü çok haklı. Ne demişler? Yerli malı, halkın malı, herkes ondan kaymalı değil mi? Lütfen kesin. Maktule birazcık olsun saygınız olsun. Burada çok ciddi bir olay yaşandı. Bir cinayet işlendi ve siz hala... Nerede daha iyi kayak yapılır onu tartışıyorsunuz. Ama kayak bizim için bir tutku. Hanımefendi çok doğru söylüyor. Ben kaymadım mı hayatın anlamını anlayamıyorum. Beyefendi, dedektif Şakir Holmes Bey bir cinayet söz konusu diyor. Lütfen yani lütfen. Evet. Bu otelde başka müşteriler olmadığına göre... O cinayeti kim işlemiş olabilir? Siz beyefendi. Kim? Ben mi? Ben kimseyi öldürmedim. Kemal Bey, ben öldürdüğünüz demedim ki. Cinayet sırasında neredeydiniz acaba? Kayak yapmak için zirveye çıkmıştım herkes gibi. Evet, hepimiz kayıyorduk. Ama korkunç bir tipiye yakalandık. Yani ne tipiydi? Nasıl bir kar yağdı anlatamam. İnanılmaz kar yağıyordu. Lapa lapa yağdı. Fena yağdı kar. Yağdı, yağdı, yağdı. Nefis yağdı. Yeter, kar yağdı. Sonra? Tipiden herkes birbirini kaybetti. Otelin ışıkları olmasaydı neredeyse kaybolmuştuk. Evet, kimse kimseyi göremiyordu. Tipik bir tipiydi yani. Anladım. 5 kişi kayak yapmaya gitti. Fakat kimin nerede olduğunu kimse görmedi tipiden dolayı. Aynen öyle oldu. Tam üstüne bastınız. Miss Serpil, sizce bu cinayeti kim işlemiş olabilir? Bana sorarsanız Miss Meryem işledi.
Delirdiniz mi siz acaba? Yani ben neden kendi müşterimi ortadan kaldırayım ki? Sakin olun ladies. Miss Marion burada soruşturmayı ben yürütüyorum. Lütfen Miss Sherple'ın laflarını kesmeyiniz. Evet Miss Sherple, size tekrar soruyorum. Neden bu cinayeti işleyen kişinin Miss Marion olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü ben kayak yapmaya giderken onların tartıştıklarını gördüm. Serpil resepsiyonda Sarp'la Meryem'in tartışmasına şahit oluyor. Bu nedir bu? Minibar ekstralarınız. Ben hayatımda bu kadar pahalı bir minibar ekstrası görmedim. Yani kusura bakmayın ama minibardan bir şeyler yiyip içmenin tatilden daha pahalı olduğunu bilmeniz gerekiyordu. Asıl siz kusura bakmayın. Beni öldürseniz ben bu hesabı ödemem. Sarp kayak takımlarını alıp hışımla uzaklaştı resepsiyondan. Serpil merdivenlerin başında dikkatle izliyor olup biteni. Siz nasıl isterseniz, sizin istekleriniz benim için bir emirdir. Hemen kiralık katilinizi hesabınıza ekliyorum. Duyduklarıyla dehşete kapıldı Serpil. Kendi kulaklarımla duydum. Hesabı ödemediği için Mr. Sarp'ı bu kadını öldürdü. O öldürdü. Ne diyorsunuz bu işe Miss Marion? Hayır, 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 hayır. Kesinlikle karşıyım. Bu bir iftira. Dedektif Şakir Holmes Bey lütfen. Yani ben müşterilerimi kazıklamaya evet, fakat onları ortadan kaldırmaya hayır diyorum. Kesinlikle hayır, hayır, hayır. Küçük bir ayrıntı var yalnız. Miss Sherple dedi ki, o kadar büyük bir tartışmaymış ki, kiralık katil bulmayı bile düşünmüşler. Ama yani... Yani bir hesap yüzünden müşterimi öldürür müyüm ben hiç? Hiç, hiç. Öyle demeyin. Yani bazı minibarlar o kadar pahalı ki o parayla yeni bir bar açılabilir. O kadar pahalı yani. Kesinlikle katılmıyorum Şakir Holmes Bey. Ben cinayet işlemedim. Lütfen, lütfen. Bence bu cinayeti işleyen esas katil Serpil Hanım'dır. Ne? Ben kimseyi öldürmedim. Sakin olun. Miss Marion, neden öyle düşünüyorsunuz? Çünkü bu sabah kayak yapmaya gitmeden önce Mrs. Serpil ve Mr. Sarp tartışıyordu. Interesting. İlginç bir başka deyişle. Anlatır mısınız? Tabii. Her zamanki gibi müşterilerimin bir şeylere ihtiyacı olup olmadığını araştırıyordum. Ama bir de ne göreyim? Maktul ve Mrs. Serpil çok şiddetli bir şekilde tartışıyorlardı. Ay pardon, niye anlamıyorsunuz Mr. Sarp? Yani kızımla ilişkiniz bitti diyorum. Olamaz. Hayır, olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. Beni kızınızdan ayıramazsınız Mrs. Serpil. Ay lütfen biraz onurlu olun ama. Hiç kimse beni kızınızdan ayıramaz. Bakın beni hiç tanımıyorsunuz. Size neler yapabileceğimi bilmiyorsunuz. Ne yaparsınız? En fazla izin vermezsiniz. Kızımın saadeti söz konusu olunca neler yapabileceğimi tahmin bile edemezsiniz. Öyle mi? Ne yapacaksınız? Beni öldürecek misiniz? Öldürseniz de vazgeçmem. Gerekirse onu da yaparım. Serpil'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Söylediklerinde ne kadar ciddi olduğunu gözlerini sıkıp kötü kötü bakarak ifade ediyor Sarp'a. Meryem bir köşeden gizlice ikiliyi dinliyor. Bence kızının peşini bırakmadığı için Mrs. Serpil, Mr. Sarp Bey'i öldürdü. Hayır, ben kimseyi öldürmedim. Bu kadın yalan söylüyor. Sakin olun, sakin olun. Mr. Kemal, sizce bu cinayeti kim işledi? Bence Miss Rüyam işledi. Aa, ben niçin öldüreyim? O benim sevgilimdi. Lütfen Miss Rüyam, Mr. Kemal'in sözünü kesmeyin.
Bu arada Şakir Holmes Bey, yardımcınız Doktor Watson nerede? Watson Bey çok selamlarını iletti fakat şu anda hastanede nöbetçi kendileri. Nöbetini bitirir bitirmez arkadaşına devredecek ve bize katılacak inşallah. Şimdi. Devam edin Mr. Kemal. Neden sizce bu cinayeti Miss Ryan işledi? Dün Mr. Sarp'la Miss Ryan'ı tartışırken gördüm. Aşkım boşuna kıskançlık yapıyorsun. Ben senden başkasına bakmam. Hiç inkar etme. Seni Bayan Kaya kocasıyla yakınlaşırken gördüm. Gereksiz kıskançlıklar bunlar darling. Windsor Şatosu'nda seninle mutlu bir hayat sürmek varken geçici bir heves için böyle bir şeyi riske atacağımı düşünebiliyor musun? Bu sana son ihtarım. Eğer bir daha başka bir kadınla yakınlaşırsan seni öldürürüm, anladın mı? Şaka yapıyorsun herhalde darling. Şaka yapmıyorum. Eğer beni aldattığını öğrenirsem seni çığ gibi ezerim. Duydun mu? Duydun mu? Ryan feci öfkeli. Arkasını döndü, uzaklaşıyor. Sarp şaşkın. Duydum. Darling! Darling wait! Ryan'a kendini affettirebilmek için koşarak peşinden çıktı Sarp. Onlar gözden kaybolunca Kemal belirdi barda. Ellerini arkaya bağlamış. Şüpheci gözlerle ikilinin ardından bakıyor. İşte aynen böyleydi. Hayır, hayır Mr. Shakir Holmes Bey. Ben kimseyi öldürmedim. O benim sevgilimdi. Nasıl kıyarım onu? Peki Miss Ryan, sizce katil kim? Bence katil Mr. Kemal. Kim? Ben mi? Evet, aynen sen. Alakası yok. Tamamen suçu bana atmaya çalışıyorlar. Bir dakika. Peki Miss Ryan, neden Mr. Kemal'in katil olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü geçen bilmecede babam katildi. Şimdi yine o katildir. Babam mı? Ay olur mu öyle şey? Yani bir kere o katil oldu diye her şeyde de o katil olacak değil ya. Anladım. Mr. Shakir Holmes Bey, devam edelim lütfen. Peki Mr. Şükrü, siz neler gördünüz, neler yapıyordunuz anlatır mısınız? Mr. Holmes, bu sabah erkenden hep beraber kaymak için dağa gittik. Hiçbir şey görmedim. Dönüşte de gördüğünüz gibi hep beraber dağdan döndük. Anlıyorum. Hiçbir şey görmediniz yani. Mr. Holmes, bence bu bir cinayet değil. Katil Mr. Zarp efendim. Ay bir dakika beyefendi. Zaten kişi ölmüş. Nasıl kendinin katili olabilir ki acaba? Ağzımdan aldınız Miss Miriam. Ama ben Mr. Zarp Bey'in birisini öldürdüğünü söylemedim ki. Kendi kendisinin katili. Ne diyorsunuz? Bunu nereden biliyorsunuz peki? Şöyle ki. Sarp barda elini yüzüne dayamış, efkarlı bir halde oturuyor. Şükrü elinde kayak takımlarıyla Sarp'ın yanına geldi. Kaymak için ne kadar güzel bir gündü. Daha da sizi göremedim. Demek buradaydınız. Nasılsınız Mr. Zarp? Moralim çok bozuk Mr. Şükrü. Hayırdır inşallah. İngilizler hayırdır inşallah demez Şükrü Efendi. Evladım bir karışma. Dur bitirsin şu hikayeyi Nurhan da. Tamam babişko, sustum. Sarp kadeh bardağından lıkır lıkır süt içiyor. Gördüğüm kadarıyla katıksız süt içiyorsunuz. Moraliniz neden bozuk Mr. Zarp? Sormayın Mr. Şükrü. Mrs. Serpil, Miss Ryan'la evlenmemi istemiyor. Bu arada Miss Ryan da bana güvenmiyor. Çok umutsuzum. Bunlar gelip geçici şeyler Mr. Zarp. Zamanla her şeyi unutursunuz, inanın bana. Hayır, hayır geçmeyecek Mr. Şükrü. Her şey bitti artık. Acaba yanınızda fazla uyku ilacı var mı? Saçmalamayın Mr. Zarp. Bunlar ne biçim sözler böyle? Neyse. Bir uçurum da işimi görür.
Sarp süt kadehini bir dikleyişte bitirip mutsuz ve umutsuz bir halde bardan ayrıldı. Şükrü tedirgin gözlerle bakıyor ardından. Mr. Zahn. Yanından ayrılırken çok mutsuz ve umutsuzdu. Onu kimse öldürmedi. O kendi canına kıydı Mr. Holmes. Demek öyle. Şakir Holmes Bey, lütfen söyleyin kim işledi bu cinayeti? Kemal, Serpil, Rüyan ve Şükrü acıyarak bakıyorlar Sarp'ın cesedine. Dedektif Şakir Holmes hepsini tek tek süzdü. Evet. Sizce cinayeti kim işledi? Dedektif gelir gelmez katilin kim olduğunu buldu. Ben de buldum. Öyle mi? Kim peki? Katil uşak. Ya kızım öyle hemen kafadan atma ya. Evladım hikayede uşak yok. Sen uşağı katil yapıyorsun. Hangisi uşak? Şükrü, sen katilin kim olduğunu bulabildin mi? He, ben eski savımı tekrarlıyorum. Yani Meryem kendi kendini öldürdü. Neden biliyor musun? Şimdi kayınvalidesi çok gıcık bir insan. Sevgilisi de çok kıskanç. Bayağı çekilmez ki hayatım. Şükrü, saçma sapan konuşuyorsun ya. Delillerle konuşacaksın, delillerle. Ne Kemal'im? Dedektiflikte üstüme yok diyordun. Laf böreğini kimin yediğine buldun. Tamam, hadi bu hikayeyi de çöz bakalım, görelim. Şimdi yani burada biraz dikkatli olmak lazım Serpil. Yani ayrıntıları atlamamak lazım. Tabii. Ne demişler? Şeytan ayrıntıda gizlidir. Neyse. Bana müsaade, benim gitmem gerekiyor. Görüşmek üzere. Meryem, şu Ziyurt Nurhan avucuna birkaç kuruş versem cevabı söyler mi bana? Şükrü, herkesi kendin gibi bilme Allah aşkına. Sen Nurhan Bey'e para versen de o cevabı söylemez. Ayrıca sen parana kıyamazsın. Ben Rüyam Hanım'a onu 10 katıma satarım biliyor musun? Yani bir korum 10 alırım vallahi. Yuh Şükrü, yuh. Bak tipe bak tipe. Kesin alır. Of! Ay bu Sarpışkon niye dönmüyor bana ya? Ne katili ne de kendi ortada yok. Çok çalışıyor çok. Helak ediyor kendini. Sani be. Baba şiş yetiştireceğim diye ne yapsın? Sani sussana be. Ay çıldıracağım şimdi. Buyurun beyefendi, ne istemiştiniz? Sizde acaba kelepçe anahtarı var mı? Kelepçe anahtarı mı? Evet. Nasıl yani? Böyle yani. Aha. Yok beyefendi, menümüzde kelepçe anahtarı yok. Bu kararlık yapma. Menüde kelepçe anahtarı yokmuş. Git bana kesici mesici bir şeyler bul. Hadi testere mestere ne olursa. Saçmalama Sarp, eve gidelim diyorum. Anahtarlar evde diyorum sana sürekli. Ya gelemem diyorum hayatım, anlamıyor musun? Senin evine gitmemiz en az 2 saat sürer. Köprü trafiğini görmedin mi ya? Al, al gene çalıyor. Kim arıyor? Toplantıdan. Ben açmadıkça da daha da fena oluyor biliyor musun sen? Sen hala burada mısın kardeşim? Hadi gitsene ya. Kesici mezici, testere mestere bir şey bulsana. Neyse parası vereceğim ya. Peki beyefendi. Kaybol. Çattık ya. Sarp nereden bulaştım der gibi bakıyor esmer kadına. Nazlı üzerinde siyah taytı, tabarengi kaşe montu ve omzunda siyah deri çantasıyla caddede bir başına yürüyor. Yüzünü göremediğimiz siyah montlu, şapkalı, esrarengiz biri arkasından gizlice yanaştı. Tam çantasını kapmıştı ki Nazlı ters bir hamleyle adamı yere serdi. Dur. Dursun ben Ramin. Benim. Şaka yapmak istedim. Ramin? Ay. Evet. Ay inanmıyorum Ramin ya. Ödümü patlattın. Ya asıl sen benim ödümü patlattın. Şimdi kendimi göstermeseydim gözümü de patlatacaktın. Böyle zarafat mı olur Ramin? Ne yapayım seninle şaka zarafat ele meslerim. Ama bu resmen eşek şakası oldu. Zaten eşekten düşmüşe döndüm. Sen de bana böyle şakalar yapmaman gerektiğini öğrendin. Ay, tamam yapmam tabii yapmam. Nazlı. Hala yemek yemek ister misin? olur tabii yeriz. Ay. Ya ama bak 2 sayfa ezberlemem gereken sahne var. Hem bana yardım edecektin, söz vermiştin. Tabii yardım ederim ki.
Zaten bir şey de öğrendim. Seni kızdırman kötü bir şey olduğunu öğrendim. Yani kızdırınca daha fena bir şeyler olabilir. Şunu bileydin Rabbim Bey. Yemek yiyeceğiz değil mi? Yiyeceğiz, yiyeceğiz. Ya. Çok özür dilerim Ramye. Problem değil. Gidelim, gidelim. Çok acıyor mu? İşte. Lütfü elinde sıra numarası müşteri koltuklarında oturmuş sabırsızlıkla sırasının gelmesini bekliyor. Nurhan Vezne de hayli yoğun. İyi günler, teşekkürler. Evet, dinliyorum. Murat Aras. Bir dakika, şimdi bakıyorum. Lütfü istenmeyen ot misali Nurhan'ın önünde belirdi. Tamam, Koray Bey, kapatıyorum. Bir dakika içerisinde arayacağım. Numaramı aldım geldim Nurhancığım. Söyle bakalım, iki bisikletle Almanya'ya gidiyor. Ama durdukları her yerde 3 kişilik yemek yiyorlar. Bu nasıl oluyor? Bakın müdürüm, rica ediyorum. Acil yetiştirmem gereken bir iş var. Bilmecenin sırası değil şimdi, ne olur. Tam da sırası. Doktor her yemekten sonra bir tane bilmece sormama izin verdi. Doktor mu? Evet, günde 3 bilmece sormama izin verdi. Bir anda bırakma dedi. Yavaş yavaş bırakırsın. Evet Nurhancığım, sana söylemiştim ya. Müdür bey bu bilmece illeti yüzünden tedavi görüyor. Evet beyler. 2 bisikletli Almanya'ya gidiyor. Ama durdukları her yerde 3 kişilik yemek yiyorlar. Bu nasıl oluyor? Almanya'da bisikletli 2 kişi ama her gittikleri yerde 3 kişilik yemek... Bunu bulamadınız mı? Bulamadım. çok kolay. Kolay mı? Neymiş söylesene. Ya bisikletli 2 kişi. Alman'da yaya, Almanya'ya kelimeler aslında 2 kişi değil, 3 kişiler. Bu kadar basit. Kelime oyunu var yani. 2 tane bisikletli, Alman'da yaya gidiyor, 3. Çok kolaymış. Oh, çok teşekkür ederim Nurhancığım. Beni büyük büyükten kurtardın. Hadi çalışmaya devam. Kolay gelsin. Allah şifa versin. Demek günde 3 bilmeceye kadar izin var, öyle mi? Evet Nurhancığım, doktor birden bırakma demiş. Onun için de yemeklerden sonra 1 tane sormasına izin var. Aynen öyle. İnşallah terapiye cevap verir. İnşallah kısa zamanda iyileşir. O da kurtulur, biz de kurtuluruz ya. Koray Beyciğim. Evet Murat As. Demin yanlış söyledim, Aras değil, As. Evet. Onun ödemeleri gayet düzenli. Nazlı ile Ramin restoranda yemek yiyorlar. Ya seni de böyle kendi işlerimle meşgul etmiyorum değil mi? Ya olur mu öyle şey canım? Benim için hoştu. Ya ne bileyim, sonuçta işin gücün var senin. Şimdi işim var sayılmaz. Neden biliyorsun? Yıl sonunda şimdi mezun oluyorum ya. Şimdi mezuniyetten sonra işim var diyebilirim. Ya ama en azından hani 1 tane izin günün var ve onda da bana böyle ezber yaptırmak zorunda değilsin. Ya canım benim için hoştu. Problem değil. Sen beni bırak da. Şimdi Dayna Dişçilik Fakültesi'nde değil, tiyatro okulunda okuduğunu nasıl söyleyeceksin onu bir düşün. O konuyu hiç açma Ramin. Ya bilmiyorum nasıl söyleyeceğim, çok kızacak bana. Şimdi en kötü kızgınlığın bile yatıştırmak için en yakışı yolu dürüstlüğü. Yani bilmiyorum. Ya en azından bu işi yapabileceğime inanayım, güveneyim. O zamana kadar bir şey söylemek istemiyorum. Ramin boğazına bir şey kaçmış gibi nefessiz kaldı. Anladım. Sen şimdi bana boğulma şakası yapıyorsun değil mi? Aa, hiç vallahi kusura bakma, bu sefer şakanı yutmayacağım. Ramin sırtıma vur diye işaret ediyor. Aman Ramin, senin de konservatuara yazılman lazım. Vallahi benden çok daha iyi rol yapıyorsun. Resmen kıvranıyor Nazlı'nın karşısında. İyi tamam, sıktın ama tamam yeter. Ay çok uzattın Ramin, hadi kes artık. Ramin, iyi misin? Ramin, Ramin. Hazır ol, hazır ol şimdi. 1, 2, 3. Arkasından beline sarılıp diyaframına baskı uyguladı. Az daha ölüyordum ya. Ay, ya gerçekten boğazına bir şey kaçmış. Sen de azıcık izleseydin gerçekten boğulacaktım. Ay ne bileyim, ben yine zarafat ediyorsun sandım Ramin. Şu zarafat edeyle rahmetli de olacaktım. Ay Ramin çok özür dilerim. Ya ben inan şaka yaptın zannettim, yoksa çok daha erken yardım ederdim sana. Çok özür dilerim. Nazlı bir anda Ramin'in boynuna atıldı. Ramin'in mutluluktan ağzı kulaklarında. Kötüydüm ama
Şimdi gayet iyiyim. Nazlı yaptığının farkına varınca toparlandı. Ben şimdi sana bir şey olacak diye endişelendim de o yüzden böyle şey yaptım aslında. İyi ya. Senin şey yapmanın hiçbir şeyi yoktu. Yani benim için hiçbir şey, yani bir problem değil. Yani böyle. İyi. Yemek yiyelim mi? Aa, tamam. Eyleş. İkili arasında kaçamak bakışmalar, alttan alttan göz süzmeler. Ne yapıyorduk biz? Biz yapıyorduk. Senin okulundan konuşuyorduk. O zaman sen buradan bak. Oradan başlayabiliriz. Çalıştır beni. Orada üçüncü sayfayı aç. Tamam. Üç. Tamam. Bak orayı ezberleyemiyorum Ramin. Orası çok uzun. Bravo. Orayı ezberleyemiyorum. He, anladım. Ya sen bana yine o ezberleme tekniğini öğretsene. Ezberliyorum. Şimdi ben direkt peçeteden gireceğim. Boğulmayla sonlandıracağım. Ya. Onu demiyorum. Sen buradakini anlat. Anişkocuğum, ben çıkıyorum. Hayırdır evladım, nereye? Anişkocuğum, Sarpişko'nun yanına gidiyorum. En son bir restoranda check-in yaptırmış. O restorana gidiyorum. Telefonuna cevap vermiyor mu hala? Ay yok, açmadı anişkocuğum. Çıldıracağım ya. Nurhan'la falan buluştuysa başına bir şey gelmiş olur diye korkuyorum. Allah korusun evladım, o nasıl söz? İşte bilmiyorum yani. Gidip bakayım, rahatlayayım. Ben gidince seni ararım. Hadi bye. Hadi canım, güle güle yavrucuğum. Sarp masada mıhlanıp kalmış. Ne yaptın, bulabildin mi bir şey? Beyefendi, buradan gitmenizi rica ediyoruz. Gitmemizi mi? Ne demek ya o? Evet. Müşterilerimizi huzursuz etmenizden korkuyoruz. Anlamadım ya. Beyefendi, rica ediyorum. Lütfen restoranı terk edin. Ne diyorsun sen kardeşim? Ben bu halde kelepçeyle nereye çıkayım? Sokağa mı çıkacağım ya? Bu halde burada da duramazsınız. Ya saçma saçma konuşma. İstersen bir de polis çağır. Allah Allah. Hadi git başımdan. Git, benim sinirimi bozma. Git. Ya beni şu soktuğun hale bir bakar mısın ya? Yat etme, sen şimdi çoktan evdeydik. Ya gelemem diyorum. Toplantıya gitmem lazım ama senin kelepçelerin yüzünden burada kaldım işte. Hoşlanacağını düşünmüştüm Sarp. Hayatım, başka bir gün olsaydı olurdu ama şimdi olmaz. Benim şu anda burada olmamam lazım. Sarp'ın telefonuna rüyamdan mesaj geldi. Mesaj. Mesajda Sarpişkom, bulunduğun restorana geliyorum. Seni çok merak ettim aşkım yazılı. Bulunduğun restorana mı geliyor? İyi de kim nereden bilebilir ki benim burada olduğumu ya? Ben restorana geldiğimizde hem senin hem benim telefonumdan check-in yapmıştım da. Ne yaptın? Bir yere gidince check-in yapılıyor ya, buradayım diye. Check-in mi? Ya check-in git Allah aşkına ya. Bak bana neler söylüyor ya. Bana neler söylettiriyor ya. Benim burada olmamam lazım diyorum sana. Sakin ol Sarp. Ne var bir toplantıya gidemediysen? Pençe atar gibi parmaklarını gösterdi esmer kadına. Kadın tırsınca elini geri çekip baş parmağını ağzına soktu sinirli. Meryem mutfakta meyve tabağı hazırlarken Şükrü masada oturmuş fındık fıstık yiyor. Ya Şükrü! La bir ağzın dursun, la ağzın dursun ya! Hayatım, kafamın çalışması için biraz gıda almam lazım. Kafanın çalışması için mi? La olmayan şey nasıl çalışır Şükrü? Ay güldürme beni be. Senin bu tezini Nurhan'ın arabası çürütüyor biliyor musun? Ortada araba yok ama çalışıyor. Şükrü hakikaten boş konuşuyorsun ya. Aman kim malı ya? Neyse şimdi bunlar bırak da şu Nurhan bilmecesi gibi çözelim ya. Vallahi bak eğer çözersek, cevabı bulursam var ya, zarptan en az 300 kağıt kakalarım Allah canımı alsın. Ya biliyor musun? Hakikaten ben de merak ediyorum. Acaba katil kim? Bence katil sensin Meryem. Benim yani otel sahibinin gözüm hiç tutmadı. Değil mi? Ben neden oluyormuşum ya? Hem bir kere öyle işkembeden sallama efendi. Böyle delillerle gel bana. Doğru düzgün şeylerle gel. Ya delilim olsa seninle ne konuşacağım Allah aşkına ya? Allah. Avucum kaşını, bu zarf nerede Allah aşkına? Vallahi boş boş şeylerle uğraşıyorsun Şükrü. Sonunda Kemal Bey seni işten kovacak, haberin olsun ha. O biraz zor.
O biraz sıkar. Benim gibi kalifiye elemanı nerede bulacak? Benim gibi zeki, çevik, estetik bir elemanı nerede bulacak? Söylesene bana ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben fırsatları değerlendirmiyorum. İçim istemiyor biliyor musun? Fırsatları değerlendirsem var ya burada bir dakika durmam kardeşim be. Ben öyle bir elemanım kızım. Sen ne diyorsun Allah aşkına? Aa, hoş geldiniz Kemal Bey. Kemal Bey mi? Hangi Kemal Bey beni? Ya bu villada kaç tane Kemal Bey var Şıklı? Bittim ben. Kemal Bey, kırmızı kelen kızarım. Merhaba baba. Ya Meryem, sen benim yüreğimi mi indireceksin Allah aşkına ya? Ne diyorsun, ne yapıyorsun, ne konuşuyorsun Allah aşkına ya? Ya bu da Kemal Bey değil mi ya? O da büyüyünce delikanlı olacak, adam olacak, ona da Kemal Bey diyecekler. Ben de diyorum, o benim Kemal Bey'im işte. Ya bunun neresi Kemal Bey? Bu soğanın cücü bile olamaz ya. Ya yürü git vallahi kafanı kırarım ha. Ne oluyor burada baba? Oğlum bir şey yok ya. Ana oğul bir oldunuz beni mahvettiniz ya. Vallahi kariyerim böyle gözümün önünden film şeridi gibi aktı gitti ya. Heh, o zaman bu da sana ders olsun Şükrü Efendi. Böyle boş boş şeylerle uğraşma. Sonunda Kemal Bey'in kafasını tasını attıracaksın. O da seni işten kovacak haberin olsun. Ya bırak Meryem ya. Zaten örselendim, hırpalandım, rendelendim. Bırak Allah aşkına ya. Ne oldu baba? Bir şey yok lan. Bir şey yok. Anandan bir şey istiyorsan iste. Biliyorum, gözün ucuyla devamlı kuru yemişi kesiyorsun. Kuru yemiş istiyorsun değil mi? Bir şey istemiyor musun? Niye girdin o zaman? Ya ne uğraşıyorsun yavrumla ya? Bırak gelir, anasını görmeye gelmiştir Allah Allah. Yok yok, bu gözü vallahi bak kuru yemiş de ha. Sabahtan beri orayı kesiyor, benimle konuşurken bir yere bağırıyor orayı. Saniye Şükrü Efendi. Vermiyorum, hadi bağır. Ben de sana vermiyorum. Çek elini, çek elini. Al yavrum, al yavrum sen. İyi, git. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Yavrum benim. Güzel yavrum. Giyse bak. Of, babam buraya geliyormuş ya. Acaba masanın altına sığar mısın sen? Olur mu öyle şey Sarp? Niye beni babandan saklıyorsun he? Aşkım, mahvoldum ben. Ben bittim, bittim. Bittim ben, bittim, bittim. Buraya kadarmış. Beyefendi bitirdiniz galiba. Toplayın arkadaşlar. Ne diyorsun ya? Neyi topluyorsun? Ne yapıyorsunuz ne kardeşim? Yapıyorlar? Gitmeniz gerek. Tuzlu ne? Tuzlu niye alıyor? Allah Allah. Terbiyesiz adamlara bakar mısın ya? Bir de polis çağırın bari. Sarp kafasında ampul yanmış gibi sırıtıyor. Polis çağırın. Hayatım, cep telefonunu alır mısın orada? Al al. Al. Kalk ya. Kalk kalk kalk. Kalk. Gel şöyle yanıma. Gel yanıma gel. Ne yapıyorsun Sarp? Ne mi yapıyorum? Ne mi yapıyorum? Olay çıkarıyorum. Olay çıkarıyorum burada. Olay çıkarıyorum. Sarp. Olay çıkarıyorum. Masa ve sandalyeleri devirdi. Ne bakıyorsunuz be? İşinize bakın. O garson buraya gelecek. O garson buraya gelecek. O tuzluk da buraya gelecek. O tuzluk bana lazım. Bakmayın be. Bakmayın öyle. Dur. Dön yemeğini ye. O garson buraya gelecek. O tuzluk buraya gelecek. Beni delirtmeyin, delirtmeyin, delirtmeyin beni. Uyan taksiye binmiş restorana gidiyor. Kulağında telefon. Cık. Hay Allah'ım ya. Açmıyor. Bu restoranda mutlaka Sarpışko'mu gören birileri olmuştur. Dayan aşkım geliyorum. Pardon biraz daha hızlı kullanabilir misiniz lütfen? Memur bey, olay çıkartan bey bu bey. Evet efendim, olay çıkaran bey benim. Ne olur beni tutuklayın. Zaten hazırda kelepçe de var. Hanımefendiden kelepçeyi çıkaracaksınız, benim koluma takacaksınız. Hadi tutuklayın beni. Sakin olun beyefendi. Ne yapıyorsun Sarp? Sakin olur musun? Yok yok, ben gayet sakinim ama ben azılı bir suçluyum hayatım. Yani her yerde kırmızı bültenle, haber bültenleriyle ben aranıyorum. Ne duruyorsunuz ya? Tutuklayın beni. Sakin olun. Şimdi kelepçenizi çözüyorum. Tabii tabii, tabii. Çözün. Şimdi onu alın, çöktüğünüz gibi bana takın. Oh, çok şükür bitti, kurtulduk. Evet, haydi tutuklayın beni. Alın beni, çok güzel. Hadi götürün beni. Ben de geliyorum. Yok yok hayatım, sen gelme. Ben zaten gerçekten hanımefendinin hiçbir suçu yok. Buradaki azılı suçlu ben oluyorum. O yüzden siz beni alın götürün. Sen de buradaki işleri hallet hayatım. Yürü bakalım, karakolda derdin neymiş anlarız. Tabii tabii, anlarız. Bu da sizin. Sağ olun, sağ olun, anlarız. Canım görüşürüz. Bay bay.
Esmer kadın Sarp'a gene kurtuldun elimden der gibi bakıyor. Rüyamın içinde olduğu taksi restoranın önüne yanaştı. Taksiden inip restorana doğru yürürken iki polis Sarp'ı ellerinden kelepçelemiş halde dışarı çıkardılar. İki dakika müsaade eder misiniz? Nişanlım da. Vallahi bilmiyorum hayatım, yani ben masumum. Beni aldılar götürüyorlar. Ay inanmıyorum. Seni tutukladılar mı? Vallahi hayatım ben de toplantıdaydım. Böyle saatlerde sorgulanıyorum ya. Senin telefonlarına bile bakamadım. Ah Sarpışkom aşkım benim ya. Canım benim ya. Ben hemen babamı arıyorum. Seni hemen çıkartır aşkım. Yok gerek yok hayatım, gerek yok. Yok ben hallederim. Beni biriyle karıştırdılar herhalde. Buyurun gidelim. Ben çıkarım ben. Ah, çıkarım. Memur bey o daha çok genç. Canımsın. Sarpışkom hemen arkandan geliyorum aşkım. Tamam. Sana en son moda avukatları tutacağım ve seni çıkartacağım aşkım. Sevgilime iyi bakın, sakın ona bir şey yapmayın. Ay taksi. Boğaz'da gezinen balıkçı tekneleri, martılar, Mahmut'un evinin bahçeden görünümü. Mahmut yemek masasında. Ya Badire, nerede kaldın? Açlıktan öleceğim. Geldim canım. Geldim. Badire elinde çorba tenceresiyle masaya geldi. Mahmut'un tabağına yoğurt çorbası servis ediyor. Bu kadar. Al canım, ben kapıya bakayım. Hoş geldin Fatmacığım. Hoş bulduk kankacığım. Oo, kolay gelsin, afiyet olsun. Kaynanam seviyormuş anne. Sağ ol, hoş geldin Fatma Hanım. Hoş bulduk. Ben sana da bir tabak getireyim. Tamam canım. Nasılsın Fatma Hanım? İyiyim Mahmut Bey, siz nasılsınız? Torun nasıl büyüyor mu? Nasıl büyümez ya, nasıl büyüyor biliyor musun? Vallahi maşallah, sağlığı sıhhati de yerinde. Ne kadar özlüyorsunuz değil mi onu? Özlemez olur muyuz? Vallahi o kadar çok özlüyoruz ki. Gidiyoruz, seviyoruz, çıkıyoruz. 5 dakika sonra ben hemen özlemeye başlıyorum. Of vallahi o da sizi özlüyordur. İki gün olmuşsunuz görmeyeli. Görmeye gitmiyor musunuz ayol? Gerçekten 2 gün oldu görmeyeli. Ne olur hadi bugün gidelim Mahmut'cum. Vallahi ben gelirim sizden. Beni de götürün. Bebeği gelirim. Özledim onu ben de. Fatma Hanım, bana kalırsa sen bebeği özlemedin. Barbeküyü özledin. Canım o da olur, niye olmasın? Belki denk geliriz barbeküye. Barbekü mü? Yani inanamıyorum Fatmacığım. Barbekü ha? Aklın fikrin hep barbeküde. Ne yapalım? Barbekü yemeği, çorbayı kısmet. İç Fatma, iç. Yarısın. Barbekü neydi? İstersen tencereyi al, tabağa bırak. Yiyeyim alırım ben gene. Peki. Hayrola, kolay gelsin Nurhan Bey. Bebeğin araba daha fiyakalı diye bununla mı dolanıyorsunuz artık? Ya şimdi bırak şakayı Şükrü Efendi Allah aşkına ya. Ya Mahmut Kemal odada biraz zor uyuyor biliyor musun? Böyle arabaya, bebek arabasına falan bindirdiğin zaman maşallah kerata mışıl mışıl uyuyor. Ana karnında daha hareketli tabii. Çocuk onu istediyor sanki biliyor musun? Nurhan'ın telefonu. Alo efendim Lütfü Bey. Tabii efendim. Birazdan yollasam? Tamam. Hemen yolluyorum efendim, peki. Ya Şükrü Efendi, senden bir şey rica edebilir miyim ya? Bankadan çok acil bir mail bekliyorlar da, onu göndermem gerekiyor bilgisayarla. Acaba o arada sen Mahmut Kemal'i gezdirebilir misin? Gezdim ya. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Sen de al. Gezdiriz tabii, niye gezdirmeyelim? Kemal Bey'in torunu olmayacaktın da vallahi bahşişsiz hayatta gezdirmezdim seni. İleride sen bu imparatorluğun başına geçeceksin. Bak canın bir şeye sıkılırsa, canın bir şey isterse, çikolata, şeker falan isterse hemen bana koş Şükrü de, ben hemen seni defende biterim, tamam mı canım? Hadi memnun oldum. Abi kolay gelsin. Kolaysa başa gelsin. Kemal Bey'in villasının imparatorluğunu idare eden Şükrü bebek bakıyor görüyorsun değil mi? İstersen var biraz ben gezdireyim. Olmaz oğlum, olmaz. Hiç asker sancağını teslim eder mi? Etmez. Ben de çocuğu teslim etmem. Edersem ne olur biliyor musun? Ne olur? Kemal Bey sınırdaki villasına sürer vallahi beni.
Her neyse Şükrü abi, Sabri abiyi gördüm. Hangi Sabri lan? Çilli Sabri. Hani benim şu borç verip de karizmayı çizdirdiğim Sabri mi? Çilli Sabri mi lan? Evet abi, Ali abinin markette gördüm. Lan tutmayın beni. Karizmamı, verdiğim parayı almanın zamanı geldi. Tutmayın lan beni. Şükrü abi, bari bebeği bıraksaydın. Nurhan, neredesin? Ya Nurhan, nerededir torunum ya? Biricik dedi ki Nurhan uyutmaya çalışıyor. Yok ya, nerede? Uyumuyor kerata ya. Bahçede geziyorduk, bir telefon geldi. Küçük bir işim var baba. Şeyi verdim, Şükrü Efendi'ye verdim. Sağ olsun, o gezdiriyor. İyi, ben bir bakayım ona. İyi, tamam. Ben de bir mail atacağım. Bir rapor var da bankaya, o işi halledeyim, ben de geleceğim. Tamam, tamam. Sen bak işine, sen tamam. Bak işine. Şükrü markette. Nerede bu herif? Çakal Sabri orada. Bebek arabasını meyve suyu reyonunun önünde bırakıp Çilli Sabri'nin yanına gidiyor. Aynı bebek arabasından başka bir kadın da daha var. İçinde 4-5 aylık bir kız bebek. Çilli Sabri, benden kaçacağını mı zannettin? Beni çarpacak adam da anasının karnından doğmadı Sabri'ye. Sakin ol Şükrü, 100 lira için değer mi? Ne sakini lan, ne sakini? Hem paramı hem karizmamı çizdin. Ver diyorum şu parayı lan, ver şu parayı. 100 lira için değer mi Şükrü? Ama 100 lira benim 100 liram. Benim 100 liramı çarpacak adam da anasının karnından doğmadı. Çıkartayım şu parayı sana. Değmez 100 lira için. Al. Ne diyeyim sana? Ha. Daha saniyeleri derdim ama acelem var, gitmem lazım. Sen bir çakal, sonra görüşürüz seninle. Onlar ağız dalaşı yaparlarken kadın yanlışlıkla Mahmut Kemal'in olduğu bebek arabasını alıp çıktı marketten. Şükrü de diğer bebek arabasını aldı, çıkıyor. Yok evladım, ne uşağın arabası var ne de Şükrü var ortalıkta. Ya babacığım. Müştemilattadırlar belki ya. Hani üşütmesin diye Mahmut Kemal oraya gitmişlerdir. Ya Nurhan, bak villaya baktım, müştemilata baktım, bahçeye baktım, yok diyorum sana da. Babacığım yapmayın Allah aşkınıza ya. Ben kendi ellerimle emanet ettim Şükrü Efendi'ye. Yok diyorum da ya. Tamam bir... Allah Allah, sakin olalım babacığım, tamam. Bir daha bakalım, bir daha bakalım, birlikte bakalım. Bir de bak bir şey söyleyeceğim. Sakın Biricik duymasın ha. Tamam. Neyi Biricik duymasın? Anne? rahatsız etmiyoruz değil mi Kemal Bey? Yok canım. Ya Mahmut Kemal'i bulamayız, yok ortalıkta da. Ne? Ne demek Kemal? Hayır bir dakika. Yani yok dediğimiz şöyle ki, hemen anlatıyorum. Ben Şükrü Efendi'ye emanet ettim Mahmut Kemal'i, bahçede biraz gezdirsin diye. Keratayı da biliyorsunuz, arabadayken daha kolay uyuyor. Şey yok işte. Şükrü de Mahmut Kemal de ortalıkta yok. Yani bir dakika, Mahmut Kemal mi yok? Ne diyorsun? Yani anneciğim, yok dediği aslında Şükrü Efendi ile birlikte. Panik yok, endişelenmiyoruz. Endişelenmiyoruz. Koca villa. Buradadırlar herhalde değil mi? Ya bir dakika, ben bir müştemilata bakayım mı? Belki Şükrü ile oradalardır ha? Ah Şükrü, kesin evde uzanmış uyuyakalmışındır sen. Oldu, oldu. Yani aslında Nurhan'cığım doğru söylüyor. Ya Şükrü ile berabermiş. Nerede olacak? Buralarda bir yerdedir değil mi? Pozitif düşünüyoruz. Çağırmıyoruz. Pozitif oluyor. Bence de Serpil Hanım haklı. Nereye gidecekler canım? Buralarda bir yerlerdedir. Ya Serpil deli etme adamı. Yok diyelim daha uşak. Yok. Ya bir dakika bir şey. Bak büyüklerim bir şey rica ediyorum sizden. Tamam. Yalvarıyorum. Bakın Biricik duymasın. Biricik duyarsa delirir. Tamam. Sessiz olalım. Ve hep birlikte arayalım. Hadi. Nurhan, Kemal ve Mahmut bebeği aramak için dışarı çıkıyorlar. Evde kalan Badire ile Serpil telaş içindeler. İkisi de ağlamaklı. Boğaz'da ilerleyen bir yolcu vapuru. Villanın yemyeşil bahçesi. Şükrü bebek arabasıyla bahçe kapısından içeri girdi. Şükrü! Şükrü sen neredesin? Buradayım Meryem. Nasıl buradasın ya? Bütün villadakiler seni arıyor. Beni arıyorlar. Nurhan Bey çocuğu gezdir dedi. Ben de gezdiriyorum hayatım ya. Ya Nurhan Bey al bebeği ortalıktan yok ol. Bütün millet seni arasın mı dedi. Ya çocuk burada uyumadı. Ben de ona böyle küçük bir mahalle turu attırdım. Sessiz konuş. Yeni uyudu. Uyandırma şu milleti ya. Tamam Şükrü tamam. Hadi koş git villaya. Hadi seni bekliyorlar. E gidiyorum canım, Allah Allah. Sen koş. Ne yapıyorsun burada? Ya koş Şükrü. Tamam koşuyorum. Dur git Şükrü. Koş. Koş dedim sana. Ya bebek emanet eden de hata. Çin malı. Allah'ın çin malısı. Kemal salonun ortasında volta atıyor. Yok işte kardeşim, uşak yok ortalıkta ya.
Badire, Mahmut ve Serpil endişeyle bekleşirken Nurhan telaşla merdivenlerden aşağı indi. Yok, odada da yok. Hayır, biricik lavaboda ama o da boş. Ay, ben de heyecanlanışına bırakıyorum. Vallahi paniğe kaptırışına bırakacağım kendimi. Çocuğum, belki bahçededir. Kemal Bey görmemiştir ha? Yok yok, hayır. Bahçede yok. Aa! Selam, ben geldim. Ya Şükrü, neredesin ya? Bir uyutuyordum efendim. Nerede uyutuyordun lan? Bütün villayı gezdim, yoksun. Efendim, Nurhan Bey emretti efendim, git uyut dedi. Ben de emir koluyum, uyuttum efendim. Sonra Mahmut Kemal'e villanın bahçesi dar geldi, bir mahalle turu attık onlar. Boşuna hepimizi telaşlandırdın Kemal'im yani. Oh be, neyse canım, çok şükür. Sağ salim buradalar ya. Evet, önemli olan bebeğin burada olması. Efendim hiç merak etmeyin. Yani ben Mahmut Kemal'in başında olduğum sürece canım pahasına korurum ben onu. Oğlum, kucağımıza ver torunumuzu hadi. Vereyim anneciğim, bir saniye. Pes pembe giyinmiş, tombiş yanaklı, sevimli bir bebek. Yok artık. Nasıl uyumuş da büyümüş değil mi? Bu şiko çocuk kim ya? Kim kim? Ay. La bu kimin uşağıdır ya? Ay, bana bir şeyler oluyor. Ay. Bu Mahmut Kemal değil oğlum. Oğlum, bizim torunumuz nerede? Hacım, vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Yok canım, yok. Ay yok, ah bu çocuk Kemal, yok ya bu çocuk. Ya Şükrü, ne yaptın torunumu? Benim, ben niye bileyim? Nurhan değiştirmiş onları. Ya sen delirdin beni değiştirmesin. Ben sana Mahmut Kemal'i verdim, sen bana bu çocukla geri döndürdün. Şimdi suç benim öyle mi ha? Verdim bana çocuğu, ben arabayı aldım da çocuğa bakmadım ki. Belki sen yanlış değiştirme arabaya bana verdin. Ya Şükrü, ne yaptın torunumu? Bir şey etmedim efendim. Nurhan herhalde değiştirdi bu çocuğu. Ya saçmalama Şükrü efendi. Ben sana oğlumu verdim. Bir kere baksana bu kız. Şükrü. Nerede benim torunum? Vallahi bilmiyorum efendim. Bir dakika dur. Allah'ını seversen. Şükrü efendi. Şükrü efendi. Ulan dur. Sakin ol Kemal Bey. Ya ne yaptın torunum? Bir dakika ya. Sakin ol. Mahmut Kemal nerede? Bu kim? Bunun anası babası nerede? Kim o? Şükrü efendi. Kimin çocuğudur bu ya? Yüksek bir yerden boğaz manzarası. Şükrü mutfakta ağlıyor. Nurhan'la Mahmut hesap sormak için başına dikilmişler. Babam geldi. La Şükrü. La Şükrü, seni parçalarım. Torunumu ne yaptın lan? Ben bir şey yapmadım. Nurhan değiştirmiş olmalı. Ya senin ağzından çıkanı kulağın... Ya delirdin mi sen ya? Ben bebeğimi niye değiştireyim? Züğürt adamın tekisi. Belki fidyemi diye almak için değiştirmiş olmalısın sen. Ya saçmalama lan. Adam niye kendi uşağını kaçırsın ya? Ayrıca uşak kaçıracak adam yerine başka uşak mı koyar? Bak Şükrü, torunun nerede söyle, bana öldürürüm seni ha. Ya bir dakika Kemal Bey, sinirlenmeyin. Ya bak Şükrü Efendi, bir düşün bakalım. Nurhan sana bebeği verdikten sonra ne yaptın, nereye gittin? Efendim mahallede vah bir tur attık geldik. Ya o mahallede sen hiç biriyle konuştun mu? Ne bileyim ben, oğlum uyandı mı? Biri alıp kucağına falan sevdi mi? Hayır, arabadan hiç indirmedim ya. Bak Şükrü Efendi, nasıl olur? Birinin bebeği değiştirmiş olması lazım. Bilmiyorum. Ulan Şükrü bak, elimde kalacaksın. Düşün. Düşünüyorum ama bulamıyorum ki. Ya bir dakika, şimdi bebeği arabadan çıkarmadım diyor. Peki o zaman bebeği nasıl değiştirdiler? Niye değiştirdiler? Ya çık işin içinden, çıkabilirsen ya. Düşün bir Şükrü, düşün. Düşün. Düşünüyorum. Ah yavrum. Anlatan kudofu. Serpil, Badire ve Meryem salondalar. Sevimli bebek Badire'nin kucağında uslu uslu oturuyor. Meryem yanaklarını seviyor bebeğin. Ay, yani şimdi kalkmış Şükrü gitmiş, bizi yanlış bebeği getirmiş ya. Yazık yani, şimdi bunun da anası babası meraktan ölüyordur. Kim bu bebekleri karıştırmış anlayamadım. Bir dakika. Şimdi bu bebek arabası bizimkinin aynısı gibi ama bu bizimki değil. Nereden anladın? İşte bir dakika. Aha, işte buradan. Bizimkinin burası kırıktı. Ta oradan oturduğum yerden gördüm. Bununki değil.
O zaman komple arabalar karışmış. Evet. İşte Şükrü gitmiş yanlış bebek arabasını almış. Böylelikle de tabii yanlış bebeği bize getirmiş oldu. Ah canım. Bay. Ah yavrum. Ah, anasının kuzusu. Çok tatlısın sen. Annemsin. Canım. Veririm canım. Ay bu da çok güzel. Sarp'la Rüyan villaya yürüyorlar. Ah Sarp Şişkom, ah neler gelmiş senin başına ya. O kadar da büyütme hayatım. Yani memurlar görevini yapıyorlardı. Ayrıca beni tutuklamaları da çok iyi oldu. Nasıl iyi oldu? Şöyle iyi oldu. Yani şimdi eğer gerçekten ben suçlu olsaydım, beni tutuklamasalardı, işler iyice karışacaktı hayatım o bakımdan yani. Neyse aşkım, öyle annişik onlar da merak etmişlerdir. İçeri geçelim biz. Tamam. Ayağına top Ay. Çarptı. Cüneyt, ne haber? İyidir Rüyam abla ve Sarp abi. Hayatım, istersen sen içeri geç. Ben bir arabaya bakayım, geliyorum. Tamam, geçiyorum. Dondum zaten tamam, ben. Tamam. Üşüme sen de. Hoppa! Gel buraya, gel. Junior. Junior topu alıp geldi. Efendim Sarp abi. Junior. Baban nerede? Şu villaya girmeden bir haber alayım diyorum. İyi değil Sarp abi ya. Babam Mahmut Kemal'i başka bir bebekle değiştirmiş. Ne? Evet Sarp abi. Babam Mahmut Kemal'i başka bir bebekle değiştirdi. Oğlum ne diyorsun sen? Babam Nurhan abinin suçu diyor ama ben inanmıyorum. Vay vay vay. Bu çok güzel bir habermiş ya. Yani Nurhan, Kemal babamın torununu, kendi oğlunu kaybetti öyle mi? Evet Sarp abi. oğlum bu çok büyük bir haber. Sen böyle bir haberi niye bana bedava veriyorsun ki? Anlamadım Sarp abi. Oğlum sen Şükrü'nün oğlu değil misin? Onun veliahtı bu kadar büyük bir haberi nasıl bedava verir ya? Baban duysa var ya, kulaklarından tavana asar seni. O yüzden... Cüzdanını çıkardı. Junior bu ne yapıyor der gibi aval aval bakıyor Sarp'a. Al bakalım şunu. Olmaz, bu parayı alamam. Al diyorum oğlum, bu çok büyük bir haber. Al. Peki Sarp abi. Bak şimdi, baban bunu da duysa yine kulaklarından tavana asacak seni. Oğlum böyle bir haber için biraz itiraz etsene ya. Ya ne yapacağım? Diyeceksin ki olmaz Sarp abi, kurtarmaz diyeceksin. Bin dereden su getireceksin. Yoksa sana bir daha bilgi vermem diye tehdit edeceksin oğlum ya. Olmaz Sarp abi, bu kurtarmaz. Hah, aferin sana. Madem kurtarmıyor o zaman al bakalım şunu. İki tane yüzlük verdi. Teşekkürler Sarp abi. Aferin, hep böyle ol yoksa babandan sopa yersin ona göre ha. Çocuk işte. Ne yaptın be ya? Hayır ben ne yapıyorum yani? Beni yolacak yeni nesiller yetiştiriyorum. Ah Şükrü, ah manyak ettin beni iyice, manyak. Sarp abi. Hadi oradan. Para mara yok sana. Kanımı emdiniz be ailece. Hadi yürü. Koş Şünir. Koş Şünir. Tamam Sarp abi. Nedir bu be? Babası ayrı bir dert, oğlu bir ayrı dert. Rüyan bebeğin başında. Seni yerim ben, seni yerim, yerim. Oy 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 oy. Ay anneşkocuğum neyi değiştirmişler? Ay yani tekstilde olduğu gibi bebekte de mi ürün iadesi var? Evladım, saçmalama işine bırakma kendini istersen. Ne alakası var? Arabalar karışmış işte. Mahmut Kemal nerede o zaman? Biz de onu merak ediyoruz Rüyan. Anne! Anne, anne babam nerede? Yavrucuğum işte hep beraber bebeği aramaya çıktılar. Hadi ya. Söyledikleri doğru mu ya? Yani Nurhan çocuğunu mu kaybetti? Neden canım? Niçin Nurhan bebeğini kaybetmiş? Şükrü kaybetmiş bebeği. Ama Şükrü, yani Şükrü'ye güvenilir mi ya? Nurhan Şükrü'yü tanımıyor mu ki? Şükrü kendini bile kaybeder. Şükrü'ye bebek mi emanet edilir? Vallahi Sarpışkom doğru söylüyor anneşkocuğum. Nurhan böyle bir hata yapmamalıydı. Çocuklar, ne olur biraz sessiz olun. Yani şimdi yukarıdan biricik duyacak, sütü kesilecek çocuğun. Ama haklı olabilirsiniz de. Yani onun da bunu duyması lazım. Suçlu kim bunu bilmesi lazım yani. Şişt, evladım. Yani burada Nurhan'ın üzerine suç atacağını da gidip bebeği arayın. Hadi. Bence de Sarp. Hayır gideceğim. Elimi bırakmıyor. Bırak çocuğum tamam. Bu çek elini. O bırakır o. Çek elini. Ya, hadi. Hadi yavrum. Hadi. Hadi çocuğum. Hayır bir de çocuk kız. Çünkü erkek olsa dersin ki en azından erkek kayboldu da yaşadığınız stres azalır.
kart. Gidin diyorum bak, hala kal, yapıştınız buraya çocuğum, yapıştınız. Hadi yavrucuğum, hadi, hadi yavrucuğum. Hadi. Bırak çocuğum, Allah'ım. Hadi çocuğum. Yüzü kapalı. Hadi. Sen bırak çocuğu. Anne hadi. Pembe bir de bu bak, pembe. Battaniyeyi gösterdi. Evet pembe. Yavrucuğum hadi. Ay bu da çocuk istiyor ya ondan. Hadi. Hadi çocuk. Hadi çocuk. Oh, yüreğim şişti. Boğaz'da gezinen balıkçı tekneleri. Nurhan, Kemal, Mahmut ve Şükrü mahallede bebeği arıyorlar. Ya Kemal Bey, karakola falan mı gitsek acaba? Yani şimdi Mahmut Kemal'i bulanlar da kendi bebeklerini arıyorlar. Evet evet, karakola gidelim hemen. Kes Şükrü, kes. Seni karakola teslim ederim ha. Sen uşağı nerelere götürdün onu hatırla. Ya dur bak, şöyle bir şey yapalım isterseniz baba. Sen karakola git tamam mı? Siz, biz de aramaya devam edelim ha. İyi tamam, o zaman ben karakola gidiyorum. Karakol nerede? Tamam hadi ben gidiyorum. Baba isterseniz şöyle yapalım. Siz Şükrü Efendi ile arayın. Gidin, ben de bakmadığım taraflara bakayım ve belki tamam. Bir ümit görürüm, tamam mı? Tamam, tamam. Şükrü, bak torunumun kanına zarar gelirse var ya, yakarım seni Şükrü, haberin olsun. Benim hiçbir kabiliyetim yok. Yani bana bebe teslim edildin mi efendim? Bütün suç Nurhan'da. Vallahi efendim ben size bir şey söyleyeyim mi? Nurhan lanetlenmiş. Ya kendi başının belayı sokuyor ya da başkalarının başının belayı sokuyor efendim. Kes lan, kes. Gerçi söylediklerinde biraz doğruluk payda var ama uşağı sen kaybettin, haberin olsun. Yürü hadi, yürü. Yürüyorum efendim. Nurhan, Mahmut Kemal bebeği bulma ümidiyle tüm sokakları tırım tırım arıyor. Burhan, Ceyda, Filiz ve Hakan dörtlüsü telaşla Nurhan'ın yanına geldiler. Abi, Mahmut Kemal kayıpmış, doğru mu? Sormaya çocuklar ya, evet. Ne oldu Nurhan abi? Kaçırdılar mı? Fidye mi istiyorlar? Ne oldu? Yok oğlum, bebekler karışmış. Ya daha doğrusu bebek arabaları karışmış. Yok artık. Aynen öyle. Nurhan abi, biz de bir şeyler yapalım. Biz de arayalım Mahmut Kemal'i. Yani evet, en azından sosyal medyada resmini paylaşalım. Belki bir gören olur. Ya çocuklar, siz ne diyorsunuz ya? Sosyal medyadan bebek mi bulunurmuş? Öyle deme Nurhan abi. Sosyal medyada haberler çok hızlı yayılıyor. Şu anda çocuğumu bulmama yardım edecek ne varsa razıyım arkadaşlar. Ya abi, zaten bu olmazsa biz klasik yöntemlere döneriz. Klasik yöntemler, o ne ya? İşte etrafta aramaktan bahsediyor Hakan. Tamam. Ya çocuklar bakın, vakit kaybediyoruz. Ya insanın evladının söz konusu olunca ne yapacağını şaşırıyor. Benim beynim durmuş durumda. Ya Allah aşkına hala ne bakıyorsunuz ya? Alın şu elinize telefonlarınızı da hadi başlayın aramayı, ben gidiyorum. Tamam. Nurhan'ın ardından hemen telefonlarına davrandılar. Tam paylaşıyorum. Ya hadi ya. Ya tamam oğlum. Ya yeğenim kaybolmuş ya. Hala ya. Tamam, konuşuyoruz işte oğlum. Ben yazdım. Tamamdır. Zaten kabahat bende. Sana uşak emanet edilir mi ya? Sabahtan beri ayaklarıma kara sular indi ya. İster miyim benim şahıs? Ne oldu Kemal Bey? Karakoldan bir haber var mı? Karakola haber verdim. Ama ne getirilen bir bebekle ilgili ne de kaybolan bir bebekle ilgili hiçbir haber yok. Anladım. Mahmut Kemal zeki bir çocuktur. Yolu bulur. Ya 5 aylık uşak nasıl yolu bulacak Şükrü? Doğru söylüyorsunuz. Daha bebeğin navigasyon duyuları gelişmemiştir tabii. Sen dua et de o uşağı bulalım, yoksa yaktım senin çırağını. Kemal hışımla uzaklaşıyor. Mahmut Şükrü'ye hey Allah'ım der gibi elini kaldırıp Kemal'in peşine takıldı. Şu bebe bir bulunsun. Bir ay kimseden 5 kuruş bahşiş almayacağım. Bir ay çok ya, bir hafta diye. Bir hafta da çok. 1,5-2 gün diye. Ay seni yerim. Ay seni yerim. Ay sen gülüyor musun bize? Gülüyor musun? Oy oy. Ay yerim senin ağzını ben. Ay yerim. Oh. Müjdeler olsun. Mahmut Kemal geldi. Ah yüzümüz aydın. Allah'ım şükürler olsun. Torunumuz bulundu. Vallahi bu hanımefendi bize gerçek torunumuzu getirdi. Uyanınca bir baktım ki bu bizim kızımız değil. Allah'tan telefon adresi yazmışsınız da oradan buldum sizi. Mahmut Kemal mi yazmış? Ya yok Rüyam Hanım, tabii ki değil. Yani Biricik yazmış. İşte bak çocuk tedbirli oluşuna bırakmış, ne güzel. Ya benim kız da yazaydı da şimdi daha kolay olurdu.
Nasıl oldu anlamadım, arabalar karışmış. İşte oluyor. Ay gel bebeğim, gel. Hadi buyurun. Gel. Alın bebeğim. Güle güle. Oy. Maşallah ya. Oy, oy, oy. Sağ olun, ben gideyim artık, sağ olun. Hoşçakalın. Ay vallahi alışmıştık da ya. Evet. Gerçek torunu kim sevmek ister? Bir dakika, bir dakika. Anniş kocam, sen bir kontrol et bakalım. Böyle eksik parça, bozukluk bir şey var mı? Vallahi biricik mahveder bize. Yavrucuğum niye eksik noksan olsun turp gibi yavrucak? Ha söyleyeyim de. Mahmut Kemal! Kim ister, kim ister? Ya ben onu biriciğe getireyim bir an önce. Hadi koş, hadi. Koş götür annesine. Koş götür annesine. Hadi canım. Ah maşallah, maşallah, maşallah. Ay canım benim boncuk boncuk. Rüya gibi. Yalnız öteki bebişi de özleyeceğim ha. Alışmıştık değil mi? Ne süslüydü değil mi? Tamam canım. Elimde değil, sinirleniyorum. Burhan'la arkadaşları sokağın başında Nurhan'la karşılaştılar. Abi, abi. Var mı bir haber? Ne yaptınız? Sosyal mahalleden ya da bizim mahalleden bir haber var mı? Yok abi ya, bizde de hiçbir haber yok. Maalesef herkese sorduk ama yok Nurhan abi. Sosyal medyadan bir kişinin bile bilgisi yok. Hakan'cığım orası da sanal dünya. Yani insanlar çıkıp aramıyor ki, sadece retweet ediyor. Ya ben biriciğim. Oğlumuzu kaybettiğimi nasıl anlatayım? Nurhan abi. Nurhan abi. İyi de Nurhan abi sen kaybetmemişsin ki. Şükrü abi kaybetmiş. Evet Nurhan abi. Yani senin hiçbir suçun yok. Yani evet Nurhan abi yeter artık kendini üzdün. Şu haline bakar mısın? Arkadaşlar ama Mahmut Kemal'i ona emanet eden benim ya. Bebeğin kaybolmasından kendini sorumlu tutan Nurhan yere çömelmiş. Başı önde ağlıyor. Oh. Eliyle gözyaşlarını silerek telefonunu açtı. Efendim anne ne? Heyecanla ayağa kalktı. Ne diyorsun sen, doğru musun? Vallahi doğru mu söylüyorsun anne? Allah'ım sana şükürler olsun, tamam anne. Kapat, 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 geliyorum, tamam kapat. Oğlum bulunmuş! Oğlum bulunmuş! Oğlum bulunmuş, oğlum bulunmuş. Allah'ım sana şükürler olsun. Arkadaşlar beni tutmayın. Ben koşuyorum, ben koşuyorum. Oğlum geliyorum! Nurhan önde, dörtlü arkasında villaya doğru koşuyorlar. Eşsiz güzellikte boğaz manzarası. Kemal'in villası görüntüde. Nurhan bebeğiyle hasret gideriyor. Şükrü adeta yerin dibine girecekmiş gibi mahcup. Kemal yan yan Şükrü'ye bakıyor. Oy yavrum. Ay şükürler olsun ya. Mahmut Kemal'ime bir şey olmadan, biricik de uyanmadan bulduk ya, çok şükür. Ay kesinlikle Nur, hoş. Bebişimizde bulunduğuna göre şu sorduğum bilmecedeki katil kim? Söylesene. Yani Mahmut Kemal'i düşünmekten bilmeceyi düşünemedik vallahi. Evet Nurhan Bey, senin de ortalık biraz yumuşasın. Aslında hikayeyi anlatırken, ne bileyim ben, kayakçıların detayını falan verirken biraz dikkatli dinlemiş olsaydınız katili çoktan bulmuş olurdunuz. Ay kimmiş Nurhan'cığım? Katil. Söylüyorum. Katil Mr. Şükrü. Değil mi? Ondan her şey beklenir zaten. Niye ben alayım ki? Ne gerek var yani? Ne alayım? Anlatıyorum. Ah dedektif Şakir Holmes Bey, iyi ki geldiniz. Eğer bu ölüm bir cinayet ise muhakkak hemen çözülmesi gerekli. Çünkü benim otelimin sonu olabilir. Miss Meryem, bugüne kadar çözemediğim cinayet vakası olmadı. Oh, peki kim yapmış olabilir? Bu otelde kaç kişi konaklıyor? Ha, şimdi ölen kişi dahil 5 kişiler. Fakat hepsi kayak yapmaya gittikleri için daha 4'ü henüz dönmedi. Çok güzel. Macera, macera. Aa, bu ne? Sürpriz mi? Bu 4 kişi de bunlar olmalı. Evet, nereden anladınız? Kayak yapmaktan dönen başka müşteriniz olmadığı için. Ayrıca kılık ve kıyafetlerinden de kayak yapmaktan dönen kişiler oldukları çok net anlaşılıyor. Miss Meryem, nedir bu? Kim bu adam? Ben size hemen tanıştırayım. Karşınızda dedektif Şakir Holmes Bey.
dedektif Şakir Holmes kayaktan dönen dörtlünün yanına gelerek hepsiyle tek tek tokalaşıyor. Memnun oldum. Merhaba. Dedektif Şakir ellerinde yarım eldiven takılı olan Serpil'in elini öptü. Rüyam'ın elinde kar eldivenleri. Dedektif herkesle tanışırken Mr. Şükrü'nün eldiveni ve gözlüğü olmadığını fark eder. Oysa o da diğerleri gibi merhaba, bütün gün kaydığını söylemektedir. Ve elleri sıcaktır. Gözlüksüz ve eldivensiz kaymanıza imkan olmadığına göre katil Mr. Şükrü'dür. Dedektif yalan söylediğini anlar ve hemen onu tutuklar. Yani katil Mr. Şükrü. Bu aralar zaten her taşın altından Şükrü Efendi çıkay. Bilmecenin de cevabını öğrendiğimize göre artık Mahmut Kemal'i de annesine götürelim. Hadi müsaadenizle. Gel bakalım benim güzel oğlum. Evet Nurhan Bey. Nasıl bebekte katil de bulunduğuna göre götürebilirsiniz efendim. Sen hiç konuşma Şükrü. Katilde bulunduğuna göre sana gelebiliriz Şükrü Efendi. Ben katilmişim Kemal Bey. Ben katil kim hikayesinden bahsetmiyorum Şükrü Efendi. Ya torunuma bir şey olsaydı? Ya çok özür dilerim efendim. Bu özürle halledilecek bir şey değil Şükrü Efendi. Artık seninle çalışmak istemiyorum. Şirkete uğrat tazminatını ödesinler sen sağ ben selamet. Ne diyorsunuz efendim siz? Kovuldun diyor Şükrü Efendi. Duymuyor muyuz? Kovuldun diyor. Ve çok haklı bence bu Bişkon. Evladım sen niye babana LPG veriyorsun? Kemal'im öyle sinirle konuşuyor. Hadi Şükrü Efendi sen de işinin başına hadi. Hayır Sefi. Kararım kesin. Şükrü Efendi bu evde çalışamaz artık. Stres atalım diye şaka yapıyorsunuz. Şaka baka etmiyorum Şükrü. Gayet ciddiyim. Hadi gözüm görmesin seni. Efendim Nurhan bebeği bana verdi. Asıl suçlu onu kovsanız diye. Şükrü yıkıl gözüm görmesin diyeyim seni. Ama efendim. Tamam hadi tamam. Eğer bende hakkım varsa helal ettim hadi. Benden de helal olsun. Şükrü başı önde ağlamaklı bir halde çıktı salondan. Serpil çok üzülüyor Şükrü'nün kovulmasına. Rüyam işin ciddiyetinde değil, her zamanki gibi rahat, duyarsız. Kemal hala çok öfkeli. Şükrü üzüntüsünden neredeyse düşüp bayılacak. Duvarlara tutuna tutuna mutfağa gitti ve masanın başına oturdu. Bir eliyle mikseri çalıştırıp diğer eliyle ocaktaki yemeği karıştırıyor Meryem. Arkası dönük olduğundan Şükrü'nün girdiğini göremedi. Aman. Şükrü. La var ya, nihayet Mahmut Kemal bulundu. Eğer bulunmasaydı ben seni hiç kimsenin eline bırakmazdım. Kendi ellerimle böyle parçalardım. Ama yine de biliyorum moralimiz çok bozuldu. Beraberce stres atalım diye güzel bir kuru fasulye yaptım. İyi fikir değil mi? Şükrü gözünü bile kırpmadan öylece mal mal bakıyor. Şükrü. Şükrü. Omzundan dürttü Şükrü de tık yok. Ha Şükrü. Ben sana kuru fasulye diyorum. Sen hiç tepki vermiyorsun. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Kemal Bey beni kovdu Meryem. Bir dakika ya. Nasıl yani şimdi? Biz kovulduk mu? Yok. Beni kovdu. Sizi değil. Ya bir dakika ne saçmalıyor Şükrü? Olur mu öyle şey ya? Senden benden ayrı gayrımız var mı hiç? Biz sensiz ne yaparız? Sen işine devam edersin. Cin yerde zarp bir yiyorlar. Ben zaten bir iş yapmıyordum ki. Hoy. Sen ciddi misin Şükrü? Kemal Bey'i hiç böyle görmemiştim. Oy. Gerçekten kovdu beni. Vallahi gerçi hiç şaşırmadım ha biliyor musun? Ben Kemal Bey'in yerinde olsam seni çoktan böyle yıllar önce kovmuştum ama. Sağ ol Meryem. Çok güzel moral verdin vallahi. Ya yürü git Şükrü Allah aşkına. Senin değil şimdi ben morale ihtiyacım var. La biz bu kış günü
Evsiz, barksız, işsiz ne yapacağız Şükrü ya? Ha, nihayet kovdurdun değil mi bizi? Ah be Şükrü be, ah be Şükrü be. Nesi canım, şey diyorum. Sen bir iş bulursun, geçinir gideriz. Ben işe girerim, geçiniriz. Uluruz'u unuttum, uluruz. Tamam Şükrü. Sağ olasın. Unut sen, unut. Daha unut sen. Ocaktaki yemeğin başına geçti Meryem. Sen daha önce sanayide çalıştın mı Meryem? Şükrü, yemin ediyorum sana. Zaten sinirliyim. Alır bu çorbayı kafamdan aşağı dökerim ha. Sanayi olmaz. Sanayi diyor ya. Ah, sıkıyorsa sen yap. Madem kovulmuşuz, bütün yemekleri sen yap. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kendine yeni bir iş bul. En iyisi halde sebze toplar bu. Kasaları kaldırdım valla. En az 4-5 kasa taşır. Kasa başına 5 lira atsa, 4 kasa taşsa 4 kere 5 20. 20 sefer hepsi 20 çarpı 20 4. İyi para. Ama ne canımı sıkıyorum canım. Villanın bahçeden görünümü. Ne? Babam Şükrü Efendi'yi kovdu mu? Evet. Kemal'im Şükrü'nün tazminatını verişine bıraktı. Ya ne diyorsunuz siz anneciğim ya? Vallahi Nur hoş. Aslında babam affedici bir adamdır ama yani söz konusu olan torunuysa bu mümkün değil. Ya Şükrü Efendi çok üzülmüştür ya. Neyse anneciğim ben bir gideyim şununla bir konuşayım. Üzücü tabii de. Serpil daha fazla konuşma der gibi ters ters baktı Rüyam'a. Bak oğlum, şimdi koşarak gidiyorsun, ağlayarak Kemal Bey'in dizlerinin üzerine kapanıyorsun, tamam mı? Ne olur bizi kovmayın. Aç açıkta, harap bir şekilde bırakmayın diyorsun, tamam mı oğlum? Ben öyle şey yapamam baba. Ne demek yapamam oğlum? Bundan sonra hayatımız, konforumuz sana bağlı yavrum ya. Ben rol yapamam baba. Nasıl yapamazsın? Mankenler nasıl yapıyor? Valla sen daha iyisini yaparsın. Ama sana gelmiyor ki oğlum. Sen konu mankenimi karşımda otur. Benimle cın 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 çelak çal. Baba sen de işini yapsaydın evimizde olmazdık. Vay. Valla bu lafın böyle şamar gibi suratıma çarptı. Sağ ol canım, sağ ol. Bundan sonra hayatımı bu derin nasihatın üzerine kurarım. Ne diyorsun lan sen? He? Ne diyorsun? Yapamam baba. Lan ne demek yapamam? Yani bir ışıklar da mendil satar ki böyle söylemezsin ama. Anne. Anne, anne, anne. Bana çekseydin ne olurdu? Eğer bana şu kadar çekseydin bugün holdinglerin başına sen oturuyor olacaktın oğlum ya. Başıma savaşmam lazım. Babacığımla konuştum ama işte. Ne yapacaksın anneş kocuğum? İnatçı adam. Ha, bunca yıllık hatır var yani. Nasıl yaptı? İşte inat. İnat. Meryem salona girdi. Başı önünde üzgün. Allah ısmarladık demek için gelmiştim Serpil Hanım. Meryem sen nereye gidiyorsun? Yavrucuğum hatırlamıyor musun? Hani babacık Şükrü'yü kovdu ya. Ay tabii ki hatırlıyorum anneş kocuğum. Ama Meryem'i kovmadı sonuçta. Yavrum, kadına zaten canı sıkın, bir de ateşe körükle gitme çocuğum. Neyse. Hakkınızı helal edin Serpil Hanım. Ay Meryem'ciğim, ne demek? Asıl siz hakkınızı helal edin. Biz sizin için ne yaptık? Sadece para verdik. Halbuki siz bizim için neler yaptınız? Ya olur mu öyle şey Serpil Hanım? Siz beni kızlarınızdan, bebeğimi torunlarınızdan ayrı koymadınız hiçbir zaman. Ama siz de ailenin bir parçasısınız Meryem'ciğim. Öyleydi bir zamanlar. Serpil ellerini beline koyup Rüyam'a tepimin tasını attırma der gibi baktı. Meryem, canım. Ben de vedalaşacağım herhalde. O kadar duyarsız bir insan mıyım ben? Neyse. Her şeye rağmen teşekkür ederim. Meryem'ciğim. Kemal'imle konuştum ama vazgeçiremedim.
biliyorum Serpil Hanım, ben size inanıyorum. Oysa Kemal Bey çok sabırlı bir adammış. Yani ben olsam Şükrü'yü çoktan kovmuştum. Bak şimdi orası da doğru ama. Serpil çek elini omzundan der gibi Rüyam'ın elini itti. Rüyam toparlandı. Neyse. Tekrar Allah'a ısmarladık. Ay bak ben de şimdi çok kötü oldum ama. Meryem ben de çok özleyeceğim seni. Vallahi bak. En çok da tatlılarını. Ben de sizi çok özleyeceğim. Ay. Meryem'ciğim. Pozitif düşün, pozitif olsun. Serpil'le Meryem ağlayarak sarıldılar birbirlerine. Rüyam çok etkilendi. Dayanamadı, o da sarıldı ikiliye. Yavracığım çok sıkıyorsun. Ay canım. Şükrü mutfakta. Gitti eşim, gitti yuvam. Gittim, her şeyim gitti, mahvoldum ben. Oh Allah. Oh Allah. Ha, burada mıydın Şükrü Efendi? Ben de sana bakınıyordum. Biraz konuşalım istiyorum. Ne konuşacaksın Nurhan? Beni evimden, yurdumdan, işimden ettiğini mi konuşacaksın? Ya aşk olsun Şükrü Efendi, ben seni niye işten kovdurayım? Senden daha zeki olduğum için. Tabii çevrende benim gibi zeki bir adam istemiyorum. Şimdi çevrende ben olduğum sürece senin evlat olduğun gün gibi ortaya çıkacak tabii. Şükrü Efendi bak şimdi ben seni buraya teselli etmeye geliyorum. Senin bana ettiğin laflara bak ya. Gerçekler acıtır tabii Nurhan. Tamam sen şu anda olayın şokunu yaşıyorsun. Şükrü Efendi bak şundan emin olmanı istiyorum. Ben seni tekrardan işe geri alınman için elimden gelen her şeyi yapacağım, tamam mı? Aman deyin. Sakın sen hiçbir şeye karışma. Yani olacağı varsa da olmaz. Senin elinin değdiği şey paramparça oluyor. Kemal Bey'in yumuşayacağı varsa da senin yüzüne yumuşamaz vallahi. Tamam canım peki yani ne diyeyim yani? Diyecek bir şey yok tabii. Yolun sonundayız. Hani param varsa ateşle diyeceğim ama o da yok sende. Tabii. Ha bu arada bak ben çok ciddi söylüyorum Şükrü Efendi. Eğer böyle hani maddi bir sıkıntın olursa mutlaka haberim olsun. Hı hı. Ya kendi kör gırtlağını doyuramıyorsun. Bana nasıl yardımcı olacaksın Allah aşkına ya? De hadi git artık gözünü seveyim git. Ya ben dalga geçmeye mi geldin buraya Nurhan benle ya? Olur mu öyle şey Şükrü Efendi ya? Ben buraya sana ne bileyim ben seni teselli etmeye geldim. Sana moral vermeye geldim. Geçiyorsun işte. Geçiyorsun. Tamam. Para vereyim falan dedin. Tamam mı? Espri yaptın. Gülmemi istedin. Tamam güldüm sayalım. Hadi git işine bırak artık beni ya. Peki. Şükrü Efendi. Hakkını helal et. Helal olsun canım helal olsun. Şimdi ben de helal et diyeceğim ama buna kadar ne bahşişini gördük ne bir şey. Neyin helalliğini isteyeceğim Nurhan senden. O da yok yani. Düşün. Nurhan çok bozuldu Şükrü'nün bu lafına. Kalk kalkabilirsen bu lafın üstüne şimdi. Oh, oh güzel işimden geldi. Hadi doğru dürüst ol Allah aşkına. Vallahi ben konuşacağım babamla ya. Lütfen lütfen rica edeyim ya siz karışmayın Allah aşkına. İyice bozarsınız Nurhan Bey lütfen ya. Siz karışmayın. Hakkınızı da helal ettim tamam. Daha ne istiyorsunuz benden bilmiyorum ki. Kulesi civarında ilerleyen bir yolcu vapuru. Villanın bahçesindeki masmavi yüzme havuzu görüntüde. Şükrü kenarları püsküllü bordo renkte eski bir gece lambasıyla oyalanırken Meryem koca koca kolileri kucaklamış, müştemilattan eşya taşıyor kamyonetin kasasına. Of! Ah Şükrü! Yani nihayet kendini kovdurmayı başardın değil mi sonunda? Hep Nurhan'dan ötürü. Onun yüzünden kovulduk hayatım ya. Ya sus Şükrü. Yemin ediyorum şimdi sen ben burada bağırırım. Hurş niyetine çekyatın içine atarım vallahi ha. Hayatım benim hiçbir kabiliyetim yok. Nurhan yüzünden kovulduk diyorum. Niye bana inanmıyorsun Meryem? Ya hala Nurhan deyip duruyorsun ya. Sus Allah aşkına ya. Evimizden yurdumuzdan olduk senin yüzünden. Ben böyle bir yağlı kapıyı bırakmak ister miyim Meryem? Ama Kemal Bey hazır beton gibi kapkatı affetmiyor. Ya Şükrü ya. Ya bu karda kışta kıyamette biz evsiz yurtsuz kaldık. Nerelere gideceğiz ya? Yıkıl karşımdan git eşyaları topla. Yıkıl.
Ya şunu yerleştiriyorum hayatım. Önemli bir parça bu ya. Ben eşya taşırken bile hala Çin balısı sen ya. Aplikle mablikle uğraşıyorsun ya. Yemin ediyorum bağırırım seni. Yemin ediyorum bağırırım seni Şükrü. Bunu nereye koyayım anne? Ver yavrum. Ver ben koyarım. Yemin ediyorum. Junior bile senden daha ağır yük taşıyor ya. Yıkıl karşımdan. Yıkıl. Hayatım ne yapalım ya? Herkes senin gibi damperli kamyon değil ki. Ne kadar yüklersen yükle, bana mısın demeyeyim vallahi ya. Sahi baba, sen niye hep ufak parçaları taşıyorsun? Ben fıtığım oğlum. Anam beni fıtık etti, fıtık. Annemi kaldıramadın mı baba? Normalde de kaldıramıyorum anneni. Mümkün değil kaldırmam. Ama laflarını hiç kaldıramıyorum. Bir erkeğe söylemeyecek laflar söylüyor bu hacin yeri ya. Anladım baba. Ne anladım? Söz benimle burada laf yetiştireceksin. Git Kemal Bey, kendin hacındır. Vallahi sana da yumuşamazsa hayatta kimseye yumuşamaz. Resmen bizi kovdu ya. Senin yüzünden kovuldum baba. Git. Anası kıllıklı. Zamanında hurdacıdan iyi parayı aldıydım ha vallahi. Buna bir şey olursa mahvolurum. Antik antik. Nadide bir eser benim için. Kemal'im sen Şükrü'yü kovuşuna bıraktın ama Meryem'le Junior ne olacak? Onlar kalsınlar. Onların başımın üstünde yeri var. Ama Şükrü'yü gözüm görmek istemiyor. Canım Meryem kocası olmadan ne yaptın? Vallahi bence iyi yapar anne Şükrü'cüm. Çünkü Meryem de Şükrü Efendi'den hep şikayetçiydi. Evladım sen de yangına körükle gidişine bırakma. Aa. Hiç ısrar etme Serpil. Şükrü hak etti, hak ettiğini de buldu. Israr ederseniz kalbinizi kırarım ha. Kemal restini çekip çıktı salondan. Serpil daha fazla üsteleyemiyor. Anişkucuğum, şimdi babam Şükrü Efendi'yi kovdu. Peki işleri kim yapacak? Yani babamın bunları düşünmesi lazım sonuçta. Eh yavrum yani. Koyun can derdinde, sen konfor derdinde. Şey... Babamın sesini duydum. Konuştunuz galiba. Ne oldu? Babamı ikna edebildiniz mi? Yok yavrucuğum. Nuh diyor. Peygamberdir de diyor. Ama Şükrü'yü kovuşuna bırakmaktan vazgeçmiyor. Ya ne yapsak acaba? Ben mi konuşsam? Ay bir tuhafsın yani Nurhoş. Hayır annem mi daha cazibeli, sen mi daha cazibelisin? Annem bütün cazibesini kullandı. Babamı ikna edemedi. Sen mi edeceksin bu cazibenle? Ya ben... Konuşuyor ya. Sen merak, öyle konuşuyorum. İyi tamam anne, o zaman ben babamı bulayım, konuşayım bari. Git konuş. Git konuş bakalım. Göster cazibeni de görelim. Ne cazibesi? Ne cazibesi? Yani ikna cazibeyle alakalı diye. Cezaya girersin. Şükrü kamyonetteki eşyalarla oyalanırken Sarp arabasıyla bahçe kapısından içeri girdi. Şükrü elleri cebinde pür dikkat Sarp'ın arabadan inmesini bekliyor. Arabasından inen Sarp kamyoneti görünce şaşırdı. Yeni bir haber almanın merakıyla Şükrü'nün yanına gidiyor. Ne oluyor burada Şükrü? Söyleyemem Sarp. Biliyorum burada haber ücrete tabi. Ana! Yoksa Nurhan'ı babam evden mi kovdu? Detay veremem. Canlıyı göreyim Zarp. Hadi ya. Demek çok büyük bir olay bu. Çok büyük bir olay Zarp'cığım. Big Bang'den daha büyük bir olay. Ben bir parçayım. Her an parçalanabilirim, patlayabilirim. Yapma ya. Tamam. Tamam. Cüzdanından 100 lira çıkarıp uzattı Şükrü'ye. Al bakalım Şükrü. Ah. Bu ne ya? Para Şükrü. Büyük bir olay diyorum ya. Bu benim jübilem olacak. Bu para yeter mi Allah aşkına Zarp? Yapma ya. Demek bahşiş camiasından ayrılıyorsun ha Şükrü. Al. Allah Zarp'cığım yani bir futbolcunun jübilesinde kazandığı para kadar para almalıyım biliyor musun? Hadi cepler fora. Daha ağzını açar paramı hadi lan. Ne diyorsun sen Şükrü? Ne diyorsam diyorum lan. Şükrü ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bak çok fena yaparım seni ha. Ya ne yapacaksan yap. Allah Allah. Veriyor mu vermiyor mu lan? Tamam Şükrü tamam. Al Şükrü. Al. Al. Al bunları da. Şu haberi öğreneyim. Ben sana bunun hesabını sorarım. Başka para yok bitti. Ben kovuldum zaten.
kovuldun mu? Kemal Bey beni kovdu. Ne diyorsun sen Şükrü? Aynen öyle diyorum, kovuldum diyorum. Allah Allah. Ama... Şükrü, of başka da bir şey kalmadı. Yükle şunu da gidek hadi. Zar, benim moral bozuk biliyor musun? Şunu şuraya yüklesene. Tabii 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 Şükrü, tabii ne demek? Ne demek? Böyle iyi mi? İyi. Oldu artık. Hakkınızı helal edin Zerp Bey. Yahu helal olsun, helal olsun. Görüşürüz Zerp abi. Görüşürüz Junior. Görüşürüz inşallah. Vay be. Ya sen nasıl kovuldun Şükrü? Gerçi babam kovmasa az önceki hakaretlerin yüzünden ben kovardım seni. Ya paran kalsa daha fazla detay verebilirdim ama paran kalmadı. Neyse hakkını helal et Zarp'cığım. Ben gidiyorum galiba artık. Helal olsun Şükrü. Helal olsun. Şükrü, ne olur gitme Şükrü. Ya gitme, ben senin gibi karaktersizini bir daha nerede bulacağım? Ben de sizin gibi yolunacak bir kızı nerede bulacağım Zahar? Şükrü. Zahar Bey. Şükrü. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım Zahar Bey. Şükrü, ben sensiz ne yaparım? Aklınızı helal edeyim Zahar Bey. Şükrü. Kamyonetin arkasından acıklı acıklı el sallıyor Sarp'a. Şükrü. Gitme Şükrü. Şükrü. Benim yüzümden. Dizlerinin üzerine çöküp kollarını iki yana açtı. Açaydım kollarımı da gitmedi. Ne diyorum ben ya? Ne yapıyorum ben ya? Kendine çeki düzen verip ayağa kalktı. Şükrü! Villadaki gözü kulağı işbirlikçisi Şükrü'yü kaybetmek Sarp'ı adeta kahrediyor. Kendinden geçtiği esnada boğazından çıkarıp fırlattığı siyah beyaz kareli kaş kolunu eğilip aldı yerden. Zavallı Sarp Şükrü olmadan ne yapacağını bilmiyor gibi üzüntüsünden abuk sabuk hareketler yapıp villaya doğru yürümeye başladı. Sanki ayakları geri geri gidiyormuş gibi merdivenlerde durup son bir kez Şükrü'nün yoluna baktı. Acı gerçeği kabullenmek zorunda kaldığını anlayan Sarp ışığı önünde üzgün bir halde yürüyüp gözden kayboldu. 65. bölüm sonu. Fakir ol.